Büyük milletimiz iyi geceler, hoş geldiniz Ulusal Kanal'a. Evet, yurdumuzda saatler 20'yi gösteriyor ve Çıkış Yolu programıyla karşınızdayız yine. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek bizlerle birlikte her hafta olduğu gibi sorularımızı yönelteceğiz. Sizden gelen soruları özellikle rica ediyoruz programımıza. Gerek sosyal paylaşım sitelerinden gerekse Ulusal Kanal telefon numaraları zaten aşağıda mevcut. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı Sayın Perinçek'e ileteceğiz. Kendisiyle görüşeceğiz. Sorularınızın cevaplarını almaya çalışacağız. Kıymetli izleyenlerimiz, yoğun bir gündemle karşınızdayız yine. Bir hafta geçti ama bir hafta içinde tabii bir sürü şey toplanıyor Türkiye'de. Siyaset yoğun, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum yoğun. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yine bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Gafet Ballı'ya da buradan selam. Tekrar selam. İndirelim. Gafet Bey'e tekrar siz selamlarımızı gönderiyoruz. Korsan sunucu olarak. Ben korsan sunuculuk görevine devam ediyorum. Değerli dinleyiciler, değerli izleyiciler. Şimdi radyoda program yaptığım için arasında dinleyiciler demeye başladım. Başkanım öyle karıştı. Evet, kıymetli izleyenlerimiz, önemli konu başlıkları var ama galiba en öne çıkanlar bugün özellikle Soçi mutabakatı oldu. Yani Türkiye ile Rusya arasında yapılan Soçi mutabakatı son derece önemli başlıklar içeriyordu. Geçen haftaki programımızda biraz konuşmuştuk. Soçi mutabakatı öncesinde acaba hangi maddeler gündeme gelir diye Sayın Başkan'la konuşmaya çalışmıştık. Aşağı yukarı o maddelerin tümünü neredeyse gördük Soçi mutabakatında. Öncelikle şunu sorayım Sayın Başkanım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak bir baktığınızda bu Soçi mutabakatı nasıl bir mutabakat Türkiye-Rusya ilişkileri açısından? Amerika bu haritaya gömüldü. Soçi mutabakatın özeti, Trump'ın da itiraf ettiği gibi Amerika Birleşik Devletleri bu mübarek toprakların haritasına, Fırat'la Dicle arasına gömüldü. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bölgemizde borusu ötmüyor, ötmeyecek. Amerika yenildi. Ne oldu? Bölge ülkeleri kendi geleceklerine sahip çıktılar. Rusya, Türkiye, Suriye, İran, Irak, Azerbaycan artık gelecek bu ülkelerin. Yani bu Batı Asya'nın sahipleri Batı Asyalılar. Batı Asya, Batı Asyalılarındır diyelim. Yani Amerika da okyanusların ötesinden gelecek. Ondan sonra buraları karıştıracak, askeri güçle işgal edecek. Silahla geldi, silahla gönderildi. Yani 1991'de tabii eski o silahlı müdahalelerini bir kenara atalım ama bu Körfez Savaşları hikayesiyle Amerika'nın gelişi 1991 başında Irak'ı işgal etti. Arkasından 2003 Mart'ında bir kez daha işgal etti. Irak halkı tabii buna, Irak devleti en başta direndi. İşgal etti, Irak'ı böldü. Sonra 2010'dan sonra Suriye'de karışıklıklar, iç savaş kışkırttı. Orada maalesef bazı bölge ülkeleri de, isimlerini anmak istemiyorum. Çünkü hepimizi üzen bir olay. Tabii Suudi Arabistan başka da, diğerlerinin isimlerini anmayacağım. Bazı bölge ülkeleri de Amerika'nın bu tertiplerine, kumpaslarına alet oldu ve Suriye'de iç savaş kışkırttılar. Oraya terör ihraç ettiler ama orada da Amerika başarısızlığa uğradı. Kim başarısızlığa uğrattı? Suriye'nin silahı. Yani Beşar Esad'ın önderlik ettiği Suriye devleti ve Suriye devletinin ordusu, yani Beşar Esad'ın ordusu ve Suriye halkı, milleti de onların arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ni Suriye'de yenilgiye uğrattı. Tabii terör örgütleriyle birlikte. Yani yeni bir çağa girdik. Yani aslında Barış Pınarı Harekatı, yeni bir çağın harekatı. Yani o Barış Pınarı'ndan Asya Çağı şey yapıyor, fışkırıyor. Yeni bir yani çağa girdik, Pınar aslında boş bir şey değil galiba. Aslında dolu bir şey söylüyorsunuz şu tabii anda. Yani gerçekten önemli bir... Evet, Asya Çağı'na girdik. Yani şimdi Asya Çağı'nın birinci atağı işte 1905 Rus Devrimi, 1908 Türk Devrimi, 1907-9 İran Devrimi, 1911 Çin Devrimi. Arkasından 17-15 bizim Çanakkale'de 1. Cihan Savaşı'ndaki direnişimiz. Onun o sayede Sovyet devrimi ve Rusya'daki demokratik devrim. Arkasından Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, Atatürk'ümüzün önderliğindeki bizim İstiklal Savaşı'mız. Arkasından Çin
Mao'nun önderliğindeki 1927-49 Çin devrimi. Yani bakın burada iki dalga halinde Rusya-Türkiye-Çin, Rusya-Türkiye-Çin ve İran. Hindistan'ın Kurtuluş Savaşı'nı da bunun içine koyabiliriz. Yani Asya ülkeleri 20. yüzyılın başında bir kere emperyalizme kafa tuttular ve devrim yaptılar. Hı hı. Orada Asya çağının ilk atağı oldu ama orada Asya çağına girmedik. Ama orada Asya çağının öncülerini görüyoruz. Yani Asya çağının bir anlamda kapıları açıldı. Ama 21. yüzyılda bu Çin'in yükselişi, Hindistan'ın yükselişi, Türkiye'nin ve Suriye'nin ve İran ve Irak'ın Amerika'ya bölgemizde Batı Asya'da silahla direnişi, Almanya'nın, Fransa'nın okyanusun bu tarafından Amerika'ya karşı koyuşları, bütün bunları topladığımız zaman insanlık Asya çağına girdi. Evet. Şimdi Soçi bu tarafta... Yani artık dünün mazlumları, yani Asyalı fakirler bugünün Asya'nın ve dünyanın ekonomisinin motoru haline geldiler, lokomotif haline geldiler. Bu çok önemli bir şey. Mesela 1949'u düşünün, dünyanın en yoksul ülkeleri Çin'le Hindistan. Şimdi dünya ekonomisinin lokomotifi Çin'le Hindistan oldu. Mesela Çin Halk Cumhuriyeti şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni toplam üretim olarak geçti. Ama 2030'a yapılan yansıtmalarda yani projeksiyon diyorlar. Evet. Onlarda neyi görüyoruz? Çin 64 trilyon dolar üretiyor 2030 yılında. Amerika Birleşik Devletleri ancak 31 trilyon dolar. Yani Çin'in yarısı kadar bile değil. Hindistan'da 46 trilyon. Yani Hindistan'da Amerika'nın 1,5 katı üretim yapıyor 2030 yılında. Yani o bakımdan insanlık hem ekonomide hem siyasette hem askeri güç olarak hem kültürde, icatlarda, teknolojide Asya çağına girdi. Evet. Şimdi Soçi mutabakatı öncesinde tabii tartışmalar vardı. İşte Türkiye ile Rusya anlaşamaz, Türkiye Suriye karşı karşıya cephe gelecek vesaire gibi bir sürü şey söyleniyordu ama mutabakat sonrasında mesela şimdi hemen önüme açtım baktım Suriye Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Biraz 5 gün sonra yaptılar açıklamayı ama şöyle diyor. Suriye Arap Cumhuriyeti silahlı grupların Suriye hükümet ordusu ile doğrudan koordinasyon halinde Türkiye sınırından Suriye yönünde 30 kilometre derinliğe çekilmesini memnuniyetle karşılıyor. Yani demek ki artık bu mesele Türkiye oldu. Yeniden komşu oldu. Yani arada bir takım terör örgütleri vardı, PKK vardı, DAEŞ vardı. Şimdi ne oldu? O Barış Pınarı ile Türkiye'nin kontrol altına aldığı bölgenin doğusunda ve batısında Suriye ve Rus askerlerinin kontrolünde olan bölgeler oluştu. Toplam olarak baktığımız zaman Türkiye-Suriye sınırı Türkiye, Rusya ve Suriye'nin kontrolüne girdi. Amerika buradan kovuldu. PKK aşağıya sürüldü. DAEŞ aşağıya sürüldü. Ve PKK sürüldüğü güneyde orada boğulacak. Suriye ordusu PKK'yı orada boğacak. Evet. Ve Kandil bu sürecin devamında Kandil'e beyaz bayrak çektireceğiz. Yani Türkiye olarak, Suriye olarak, İran olarak ve Rusya olarak işbirliği yaparak bu sürecin belli bir aşamasında Kandil'deki teröristlere beyaz bayrak çektireceğiz. Şimdi peki Rusya burada şimdi yarın süre doluyor. Saat 18'de 29 Ekim itibariyle 18'de bir 150 saatlik süre vardı. Yani bu saatler çok konuşuluyor tabii. İşte Rusya'nın oradaki teröristlerin çekilmesine dair bir garantisi vardı. O süre doluyor. Bu süre dolduktan sonra sizin beklentiniz nedir? Yani şimdi oradaki teröristler çekilir mi yoksa bir sıkıntı yaşanabilir? Çekilir değil. Rusya devletinin sözcüleri ne diyor? Çekilmezseniz de Türk ordusu sizi ezer geçer. Bu kavramları, bu terimleri Rus hükümeti kullanıyor. PKK'ya diyor ki aklınızı başınıza toplayın. Çekileceksiniz güneye. Ya çekilmezseniz Türk ordusu sizi ezip geçer. Sizi onlarla karşı karşıya bırakırız ve Türk ordusunun karşısında tutunma kabiliyetiniz de yok. Güneye indiği zaman da orada PKK'yı, YPG'yi, YPD'yi ölüm bekliyor. Felaket bekliyor. Yani orada da ya Suriye devletine teslim olacaklar veya Suriye devleti onları yok edecek.
İma edecek. Peki Amerika'nın buradaki rolü ne olursa? Amerika artık teröristlerine sahip çıkamıyor. Yenildi. Yenildiği için Amerika'nın rolü seyirci. Seyredecek bu süreci. Seyirci olarak kalacak. Seyirci, evet. Çünkü yorumlar yapılıyor. İşte Amerika orada çekilemez. İşte Trump orada etkili olamaz. İşte Amerika'daki derin devlet yapılanmaları buna izin vermez gibi açıklamalar yapılıyor. Ama siz buna herhalde... Yani bilmiyorum. Bugün Trump'ın tavrı biz buradan çekiliyoruz dedi. Hı hı. Ve o Bağdadi yakalandı, öldürüldü falan gibi haberler de Trump'ın neo-John'lara tokatı olarak gözüküyor. Yani sonuç itibariyle Bağdadi öldürüldü dendiği zaman Bağdadi var mıydı, yok muydu, öldürüldü mü, öldürülmedi mi bunun hiçbir önemi yok. Ama Bağdadi öldürüldüğünün tek bir sonucu var. Orada Amerika askerinin kalması için bir sebep yok. Yani DAEŞ, biz DAEŞ'a karşı mücadele için burada kalacağız diyorlardı. Bağdadi'de öldürüldüğüne göre Amerikan askeri varlığının orada hiçbir zemini kalmadı. Orada bir başka önemli olay var. Bundan daha 4-5 gün önce Amerika Birleşik Devletleri petrol bölgelerini elinde tutacağını, burayı kontrol edeceğini söylüyordu ve PKK'ya da orada petrol bekçiliği görevi verdiğini ifade ediyordu. Fakat şimdi geldikleri nokta oradan da vazgeçiyorlar ve geri adım atıyorlar. Yani diyorlar ki şirketler arasında görüşmeler falan olacak. Evet, yani askerler. Bir askeri güç orada olmayacak. Tabii buna herkes razı çünkü dünyanın, dünya ekonomisinin belli kuralları var. Şirketler arasında alış olur, veriş olur. Ama Amerikan askeri varlığı artık orada olamaz ve Amerika bölgemizin petrollerini askeri gücüne dayanarak iç edemez. Şey yorumuna ne diyorsunuz? Yani çok sıklıkla rastlıyoruz. Özellikle bu CHP yönetimine yakın yayın organlarında ve televizyonlarda ve kuruluşlarda işte aslında Türkiye hiçbir şey kazanmadı. Kazanan Rusya oldu. Burada Rusya zaferle çıktı. Türkiye hiçbir şey kazanmadı şeklinde çok yoğun yorumlar yapılıyor. Nasıl kazanmadı? Türkiye çok tarihi bir zafer kazandı. Yani Türkiye tarihinin en önemli başarılarından biri söz konusu. Türkiye PKK terörünü bitirme yönünde çok önemli bir aşama kaydetti. Yani bir kere PKK'yı 32 kilometre Türkiye sınırından güneye süpürdü. Rusya ile de anlaştılar ve sonuç itibariyle Türkiye, Rusya ve Suriye beraberliği PKK'yı 32 kilometre güneye Türkiye sınırından süpürdü. Bu Türkiye için çok büyük bir kazanç. Bir, iki, Türkiye dünya çapında çağ açan ülkeler arasında silahlı gücüyle yerini aldı. Yani bizim Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve polisimizin PKK'yı hendeklere gömme harekatından başlayarak FETÖ gladyosunu ezmesi 15-16 Temmuz 2016, arkasından 24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekatı, arkasından 2018 yılı başında Zeytindalı Afrin Harekatları ve en son 9 Ekim 2019 Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika'nın piyonlarına karşı ezici başarılar kazandı. Hem PKK'ya hem DAEŞ'e karşı ve ülkemizin toprak bütünlüğü için ve aynı zamanda terörü bitirmek için Türkiye tarihi bir başarı kazandı. Bu Büyük Orta Doğu projesini Türk Silahlı Kuvvetleri çöpe attı. Biraz kolay olmadı mı Sayın Başkan? Nasıl kolay oldu? Bakın şimdi öyle dedikleri için nasıl şey kolay oldu? Silivri duvarlarını yıkmamız kolay mıydı? FETÖ gladyosunu 15-16 Temmuz gecesi yıkmamız kolay mı oldu? 240 şehit verdi. Evet. 2400'ün üzerinde gazimiz var, yaralımız var. Kolay mı oldu? Arkasından Fırat Kalkanı Harekatı kolay mı oldu? Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri şehitler verdi. Aynı zamanda ÖSO'da o harekatlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutası altındaki güç olarak şehitler verdi. Onlar da hem Suriye'nin toprak bütünlüğü için mücadele ettiler hem Türkiye'nin toprak bütünlüğü için. Ve yine Zeytindalı Harekatı, Afrin Harekatları kolay mı oldu? Yani bunların hepsi Amerika gibi büyük bir gücün kara gücüne karşı, piyonlarına karşı ve aynı zamanda DAEŞ'e karşı büyük askeri başarılar. O zaman İsrailli gazetelerin yaptığı yorum haklı diyorsunuz. Yani onlar 5 yılda 100 yıllık rüyayı bitirdiler şeklinde yorum yaptılar. Siz de o 5 yıl aslında biraz ettiniz. Evet yani o
sözüm ona Kürdistan, ikinci İsrail rüyası. Böylece rüyadan uyandılar, kafalarına buzlu su döktü Türkiye ve o rüya bitti. Yani Amerika ve İsrail'in güdümünde ve onların amaçlarına hizmet eden Kürt halkıyla, Kürdümüzle ve Orta Doğu, Batı Asya Kürtleriyle en küçük bir ilişkisi olmayan sözde Kürdistan, gerçekte ikinci İsrail rüyası veya girişimi bozguna uğradı, yerle bir oldu. Bu ikinci İsrail terimini ilk kullanan sizdiniz, evet, siyasette. Ve bildiğim kadarıyla özellikle Batı Asya ülkeleri arasında söylediğinizde büyük yankı uyandırmıştı. Evet. Özellikle İran'da sanırım. Evet. Biraz onu hatırlatmanızı rica ediyorum aslında Sayın bu, Başkanım. Bakın bu şeyi ta 1997 yılında ilk defa, 98 yılında kullandık. Üç İsrail planı diye. Üç İsrail planı, evet. Yani, o zaman ben Turgut Özal'ın sansür sürgün kararnamesiyle tek ben içeri atıldım. Zaten Turgut Özal da onu gazetecilere söyledi. Dedi ki, ya siz dedi bu sansür sürgün kararnamesinden hiç korkmayın. Sizin canınızı sıkacak bir şey yok. Biz bu kararnameyi Doğu Perinçek için çıkardık dedi. Ve o zaman bu bizim 2000'e doğru dergimiz, onu da kapattılar. Yeni Yüzyıl dergisi çıktı ve Yeni Yüzyıl o zaman bir kapak yaptı. Hatta bulurlarsa gösterebilirler. Üç İsrail planı. Üç İsrail planı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bir İsrail, İsrail. O bildiğimiz İsrail. İkinci İsrail sözüm ona Kürdistan. Yani Irak'ın kuzeyinde bir ikinci İsrail ama Türkiye'den de toprak alan, İran'dan da, Suriye'den de. Üçüncü İsrail'in arası Türkiye. Çünkü siz Türkiye'yi parçaladınız mı, Türkiye'yi de İsrail yaparsınız. Yani parçalanan bir Türkiye aynı zamanda bölgemizde İsrail'in güdümünde olan bir ülkeye dönüşür. Tabii bunun başarılması mümkün değildi. Ama biz o üç İsrail planını o zaman açıkladık. Sonra da bu süreç içerisinde hep o sözde Kürdistan planı ve girişiminden ikinci İsrail diye söz ettik. Hatta ben İran devleti tarafından davet edildiğim zaman 2017 yılının Eylül ayında, o zaman Barzani bir referandum, Kürdistan için çözüm onu bir referandum peşindeydi. Ve o zaman İran basını benimle geldi, ziyaretin başlamasından birkaç gün önceydi. Röportajlar yaptı ve İran gazeteleri ve medyası ve televizyonları manşetlerden verdi. İkinci İsrail planı Doğu Perinçek. İkinci İsrail'dir bu Kürdistan dedikleri diye açıkladı. Geldi, evet, bu şimdi bizim ilk, bakın İsrail, Türkiye, Kürdistan, Amerika'nın üç İsrail planı. Bakın orada da üç tane İsrail yıldızı var. Birisi İsrail'in kendi mavi beyaz, birisi sözüm ona Kürdistan'ın İsrail yıldızı. Ya yani bizim ay yıldızımızı da bu üçüncü İsrail planı içerisinde, yani siz Türkiye'nin bir kısmını Türkiye'den koparıp Kürdistan yaptığınız zaman o Türkiye'nin yenilmesi demektir. Yani yenilen bir Türkiye'de, Batı Asya'da hani bir üçüncü İsrail olur. Amerika açısından da üçüncü İsrail olur. İsrail açısından da üçüncü İsrail olur. Bu bizim o zaman arkadaşlarımızın benim tutuklanmam üzerine, Diyarbakır cezaevine konmam üzerine çıkarttıkları dergi. Tarih 1998 olması 98, lazım. Evet. Değil mi? Evet. Yazıyor mu? Ben uzaktan görüyorum. Evet, 98. Evet. Yani 1998 Eylül yılında, ha, Amerika'nın 3 İsrail planı diye, evet, manşeti, evet, atmış, attık. Evet. Derginiz, o zamanki, evet, derginiz. Evet. Şimdi bu aynı şey... zamanda bizim PKK'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, bilmem onların Kürdistan planına falan ta 1970'lerden bu yana başlayan mücadelemiz. Çünkü 1970'lerde APO'cular ortaya çıktığı zaman bizim liderlerimizi öldürdü. Kamyonlarımızı yaktı Aydınlık Gazetesi'nin, hı hı, ondan sonra. Ve hatta bizim arkadaşlarımız Güneydoğu'da birçok yerde o PKK teröristleriyle silahlı çatışmalara da girdiler. Ve yani onu mesela Ethem Sancak o zaman bizim Diyarbakır İl Başkanımızdı. Ve İş adamı Ethem Sancak. Evet. Tamam. Bizim Diyarbakır İl Başkanımızdı ve Diyarbakır sokaklarında arkadaşlarımıza pusu kurdu PKK'lılar. Hı hı. Kurşun yağmuruna tuttular. Bir arkadaşımız Haluk Mihaloğlu, ondan sonra
7-8 yerinden kurşun yedi, hala o kurşunlarla dolaşıyor. Morga attılar öldü diye. Ethem Sancak da o zaman bayağı kurşunlara hedef oldu ve o Diyarbakır sokaklarında çatışmayla hayatlarını kurtardılar. Ama Maraş'ta da o tür şeyler oldu. Yani Maraş, Pazarcık oralarda da bizim arkadaşlarımızla PKK'nın teröristleri arasında silahlı o zaman çatışmalarda oldu. Zaten galiba bildiğim kadarıyla ilk şehitleri de partimizin verdiğini biliyoruz. Onu saygıyla anıyoruz. Gaziantep il başkanımız bir efsanedir, Zeki Ön. Sonra Adil Tunceli il başkanımız. Ondan sonra Hasan Erkılıç Huzat ilçe başkanımız. Ondan sonra yani 5 tane Kahramanmaraş'ta İnan ve Mehmet Ongan arkadaşımız, 5 liderimizi yani Maraş il başkanımız, Pazarcık il başkanımız, Antep il başkanımız, Pazarcık ilçe başkanımız, Huzat ilçe başkanımız ve Tunceli il başkanımızı PKK'lılar öldürdüler. İşte bu da Zeki Önümüz'ün Sevinç Altan tarafından yapılan portresi. O da çok kahraman bir arkadaşımızdı. 1979'da şehit edildi PKK tarafından. Evet. Evet. Şimdi Sayın Başkan, tabii çeşitli çevrelerden bu Soçi mutabakatı ile ilgili görüşler gelirken, mesela Macron da Soçi mutabakatını takdir ettiğini söylemiş. Yani dünyadaki herkes yavaş yavaş bu Soçi mutabakatının etkilerini görmeye başladı gibi görünüyor ama biz geçen haftaki programda silahla takdir ettirdik diyorsunuz yani, Türk olarak. Yani. Silahla. Çünkü hepsi PKK'nın koruyucusuydu. PKK'nın arkasındaydı. Ondan sonra güçleri yetmedi. Türk ordusunun silahı hepsine boyun eğdi. Ama sürekli şunu söylüyorlar size. Yani silahla müdahaleyi savunuyorsunuz, çok savunuyorsunuz diyorlar. Hani niye bu kadar silah savunuyorsunuz gibi sorular direkt üzerimize geliyor. Silahsız olması mümkün değil. Yani Mustafa Kemal'e de söyleyelim aynı şeyi. Niye böyle silah kullanıp da düşmanı denize döktü? Niçin silah kullanıp Antep'i, Maraş'ı, Urfa'yı, Adana'yı Fransız emperyalistlerinden kurtardı? Niçin Doğu bölgesinde silah kullandı Türk ordusu ve İngilizlerin üzerimize sürdüğü Ermeni bir takım sözde birliklerini, ordularını bozguna uğrattı ve Kafkaslara sürdü? Hepsi silahlı oldu. Yani Abraham Lincoln 1861'den 65'e kadar Amerika'nın güneyindeki Konfederasyon ordusunu 4 sene neyle savaşıp ezdi? Silahla ezdi. Yani Amerikalılar da kendi iç savaşlarında Washington İngiliz emperyalizmine isyan etti, Amerika'nın kurucusu neyle? Silahla isyan etti. Evet. Cromwell İngiliz generali, İngiliz demokrasisini getiren 1640 yılında kalktı, parlamentoya silahla girdi ve dedi ki burası ahır dedi. İngiliz parlamentosuna girdi ve burası ahır dedi ve İngiliz demokratik devrimini başardı. O da silahla. Prusya'yı, Prusya'nın liderliğinde Almanya'yı kim birleştirdi? Bismarck silahla birleştirdi, yumrukla birleştirdi. Yani İtalya'yı 1871 yılında Garibaldi, o İtalyan milletinin lideri, nasıl birleştirdi? Silahla birleştirdi. Aslında bunun teorisini Machiavelli daha 16. yüzyılın başında yaptı, o meşhur Prens kitabında, yani hükümdar kitabında. Dedi ki Floransa prensine, sen dedi İtalya'yı ancak silahla birleştirebilirsin, böyle prenslikler var. Bak dedi Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? Anadolu'daki beylikleri silahla birleştirdi ve Osmanlı Devleti'ni toparladı ve kurumlaştırdı. Sen de onu örnek al dedi. Yani Osmanlı Devleti'nin, Fatih Sultan Mehmet'in Anadolu'daki beylikleri silahla yenip birliğini sağlaması, Osmanlı Devleti'nin, ülkenin birliğini sağlaması Avrupa'ya ilham verdi, örnek oldu ve Machiavelli de bunun teorisini yaptı. Dedi bu iş silahla olur. Güç ve silah olmazsa ulusları ve ülkeleri birleştiremezsin. İtalyan ulusunu yaratamaz diye Floransa prensine meşhur o hükümdar kitabını yazdı. Evet.
Şimdi tekrar Soçi Mutabakatı'na döndüğümüzde, Soçi Mutabakatı'nda özellikle Rusya ile Türkiye arasında aslında ekonomik anlamda da bir paslaşma olduğu gibi görünüyor. Yani şöyle diyorlar, mutabakatın maddelerinden birinde çok açıktı o ifadede. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı bir yaptırım uygularsa işte Türkiye bu konuda desteklenir gibi ifadeler de evet. var. Dolayısıyla sanırım ekonomik anlamda da bu Soçi Mutabakatı sadece bir Suriye sahası değil, geniş anlamda başka bir stratejik anlaşma gibi değerlendirilebilir mi Sayın Başkan? Bir ufuk açan, Asya çağını açan ve Türkiye-Rusya dostluğunun çok önemli bir aşaması. Yani Atatürk'ün Lenin'le yaptığı anlaşma gibi. Bakın, Rus Yatırım Konseyi burada birlikteydi biliyorsunuz. Ve cumartesi akşamı da Rus Yatırım Konseyi ile bir yemek yaptık. Beaumont Hilton Oteli'nde. Evet. Ya çok güzel, çok ne, onu da göstereyim. Biraz sonra görüntüler gelecek. Evet, Beaumont Hilton'daki yemek. Güzel, hepimiz kalkıyoruz, kadeh kaldırıyoruz, şakalar, görüşmeler falan. Böyle çok da tatlı insanlar. Bunlar Putin'in ekonomik kurmayları ve çok büyük başarılar kazanmış genç bir kadro. İşte hepimiz birer çık ayağa kalkıyoruz, konuşma yapıyoruz falan. Ben de şunu söyledim. Dedim Atatürk'ün bir vasiyeti vardı 1937 yılında. Celal Bayar'ı, Tevfik Rüştü arası Kılıç Ali'yi çağırdı. Ve onlara dedi ki ben bu dünyadan gidiyorum. Size tek bir vasiyet bırakıyorum. Rusya ile dostluğu, Sovyetlerle dostluğu kesinlikle terk etmeyeceksiniz, bırakmayacaksınız. Benim size başka hiçbir vasiyetim yok. Şimdi bakın bu o kadar dahiyane bir vasiyet ki. Neden? Çünkü bu 1937'de bu vasiyeti Atatürk yapıyor. İsmet Paşa'ya da Dolmabahçe'ye çağırıp aynı şeyi söyledi. Abdi İpekçi ile yaptığı röportajda İsmet Paşa bunu anlatıyor. Ali Fuat Paşa da bilinmeyen hatıralarında yine Atatürk onu Dolmabahçe'ye çağırıyor. Veda görüşmesinde ona da söylüyor. Tek vasiyet bırakıyor. Aslında yani Ali Fuat Paşa, İsmet Paşa, yani İsmet İnönü, ondan sonra Celal Bayar, Başbakan, Kılıç Ali, Tevfik Rüştü Aras Dışişleri Bakanı, bunlara yani üçüne bir, diğer ikisine ayrı ayrı hep aynı vasiyeti yapıyor. Bir anlamda sağlama bağlamaya çalışıyor yani Türkiye'nin geleceğini. O vasiyet bir denklem üzerine kurulmuş bir vasiyet. Yani Rusya ile dostluktan ayrılırsan Batı emperyalizminin avucuna düşersin. Atatürk bunu 1937'de görüyor. Bir dünya savaşına gidiyoruz diyor. Önümüzde diyor çok çalkalıntılar var diyor. Aman diyor siz diyor Sovyet dostluğunu bırakmayın. Bakın 1945'te ne oldu? Türkiye Rusya dostluğunu, Sovyet dostluğunu bıraktı. Amerika'nın işte evet, bu da çok bu meşhur şey istasyonu Konya Iğdır Ilgın istasyonu. Mustafa Kemal Paşa, bu kasketli Aralof. Aralof'un biliyorsunuz Taksim Meydanı'ndaki heykelde gidip baksınlar. Aynı. Bu kasketli Aralof şeyde İsmet Paşa'nın arkasında orada duruyor. İşte Abilov var, Azerbaycan. Ondan sonra Rus komutanlar var. Zaten köşeli yıldızla kafasında evet, geliyoruz. Şimdi Rus komutanlar bizim İsmet Paşa da burada. Rus komutanlar bizim şeyde 26 Ağustos büyük taarruz sırasında Kocatepe'de Atatürk'ün yanında. Onun da fotoğrafları. O yatan bir tane adam var. Evet, o arkada işte Sovyet kaputlu, Sovyet şeyli, başlıklı. Bu da nedir? O büyük taarruza hazırlık manevraları. Yani Türk ordusu bir taarruza geçecek. O taarruz öncesinde Atatürk ve bizim komutanlarımız Rus subaylarını da yanlarına alarak ve yine Sovyet işte büyükelçisi Arolov ve Azerbaycan büyükelçisi Abilov'u da yanlarına alarak gidiyorlar Türk ordusunu teftiş ediyorlar. O teftişten de resimler gösterebiliriz. Ha şimdi bu şu önemli. Tabii bu 1922'de 20'de Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile askeri alanda ve her alanda ortak mücadelesi ve tabii Sovyetler Birliği bize çok büyük miktarda para yardımı, silah yardımı yaptı. Geçen de Orhan Çekiç, yani dostumdur ama şaşırdım. Bilimle falan ilgisi olmayan iddialar. Efendim Sovyetler Birliği bize para vermemiş, bilmem ne vermemiş falan.
Ya onların hepsi kayıtlarda, kayıt. Atatürk buna kayıtlarda ve İstiklal Savaşı'nın mali kaynakları kitabında da bütün belgeleri vardır. Şule Perinçek de o belgeleri Ulusal Kanal'dan açıkladı. Her neyse Atatürk diyor ki Rus dostluğunu, Sovyet dostluğunu bırakmayacaksınız. Bıraktık, ne oldu? 45'ten sonra Atatürk devrimi aşındı, tahrip edildi. Yani Atatürk devriminin yaşaması ve Türkiye'nin bağımsız başı dik kalmasını ne hangi şeye bağlıyor? Sovyet. Rusya ile beraber olursa devrimini koruyabiliriz. Şimdi bakın Atatürk'ün vasiyetinden ayrıldılar maalesef ve 1945'ten itibaren Türkiye Batı'nın denetimi altına girdi ama döndü dolaştı. İşte bugün 2019 yılında Soçi mutabakatıyla Atatürk'ün vasiyeti şimdi yeniden hayata geçiriliyor. Kim geçiriyor? Vatan Partisi. Tayyip Erdoğan da Atatürk'ün vasiyetini şimdi hayata geçiriyor. Yani bu Soçi mutabakatını imzalayarak şunu da söyleyeyim. Vatan Partisi Soçi mutabakatında aktif olarak ondan sonra görev yapmıştır. Yani bu mutabakatın başarılıyla imzalanmasında hem Rus devletiyle hem bizim Cumhurbaşkanımız ve Türkiye hükümetiyle şey yaparak irtibat ve iletişim yaparak çok etkili olmuştur. Ve sonuç itibariyle Atatürk'ün vasiyetini biz 1937'deki vasiyetini 2019 yılında şimdi hayata geçirdik. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeyim. Sizin yaptığımız programlarda birdenbire manşet haberler çıkıyor Sayın Başkan. Vatan Partisi dediğiniz aktif olarak görev yapmıştı. Ben bunu Dugün bana söyledi. Alexander Dugün'le evvelsi gün Ankara'da buluştuk ve görüştük. Bana dedi ki sizin partiniz dedi bu Soçi mutabakatını mimarlarındandır dedi. Bizim o gece ve iki gün yani anlaşmamızda Türkiye Devleti'yle ve Sayın Erdoğan'la Vatan Partisi'nin çok önemli şeyi oldu. Evet. Yani ben Dugün'den aktarmış oldum. Şimdi Sayın Başkan çok ilginç. Biraz önce söylediklerinizle örtüştüğünü düşündüğüm bir görüntüyü ekrana getireceğim. Siz de toplantıdaydınız. Belki izlememişsinizdir diye birlikte izleyeceğiz. Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı 29 Ekim konuşması vardı. Biraz önce sizin söyledikleriniz işte bir de izleyelim isterseniz. Aslında benim yorum yapmama gerek yok. Olur. Kendisinden dinleyelim. Aziz milletim. Ülkemizin 81 vilayetiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Bin yıldır dünyanın en gözde, üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 29 Ekim mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yürütülen terörle mücadeleyi Kurtuluş Savaşı'na benzetti. Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve yeni devletimiz, cumhuriyetimizi kurarak taşlandırdığımız İstiklal Harbimizin bir benzerini farklı görüntüler ve yöntemlerle veriyoruz. Erdoğan, sürecin Cumhuriyeti miras bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıya ulaşacağını söyledi. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. 29 Ekim mesajlarında, tabii 29 Ekim'le Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Cumhuriyet'in kuruluşunun ilanı. Aslında 23 Nisan 1920'de biz Cumhuriyeti kurduk. 29 Ekim 1923'te de Atatürk'ün vurguladığı gibi Cumhuriyeti ilan etti. Şimdi bu tür yıl dönümlerinde Türkiye'yi yönetenler bu 1945'ten sonra Amerika'nın denetiminden sonraki süreçlerde yavaş yavaş aşındıra o İstiklal Savaşı mirasını ve
Atatürk devrimi mirasını işte selamlar yollayarak bir takım hamasi cümlelerle anmışlardır. Ama burada önemli olan nedir? Biz bugün önümüze bakarak Atatürk devriminin yolunda devam edecek miyiz? Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhuriyeti bize miras bırakanların vizyonunu takip edeceğiz diyor. Yani o vizyon bizim vizyonumuzdur diyor. Bu çok önemli. Yani Cumhuriyeti bize miras bırakan Atatürk önderliğindeki o büyük devrimcilerin ufkuna, programına, hedeflerine yürüyeceğiz, ilerleyeceğiz şeklinde geleceğe dönük bir Atatürk devrimciliğinden söz ediyor. Aslında bu 19 Mayıs 2019'da başlamıştı bu. 100. yılda yani. 100. yılda başlamıştı. Birçok insan onu anlamadı ondan sonra. Orada ben hep konuşmalarda şunu gördüm ve zaten bir kültür programı yapıldı Yaşar Davut Salonu'nda ve o kültür programının sanat gösterisinin başlığı da bitmeyen yolculuktu. Yani 19 Mayıs'ta Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a geldi ama şimdi 100 yıl sonra o yolculuk devam ediyor. Yani Atatürk'ü Samsun'a getiren Bandırma vapurunu şimdi biz denizden çıkarttık ve karada yürütüyoruz ve ilerliyoruz. Bu çok önemliydi. Yani sırf geçmişte kazanılan bir zaferi anmak, hatırlamak değil, bitmeyen yolculuk. Yani Atatürk devrimiyle devam eden Türk devriminin yolculuğu bitmedi. Önümüzde bunun görevleri var. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? İstiklal Harbimizin benzerini yapıyoruz. Bakın İstiklal Savaşı Harbimizin. Bu çok önemli. Yani bu basit harekatlar değil bunlar. Yani bu Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin Harekatı, işte en son Barış Pınarı Harekatı. Bir savaş, harp, İstiklal Harbi benzeri bir savaş yürüttük Amerika emperyalizmine karşı, onun piyonlarına karşı. Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması çok 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 önemli. Yani bize Cumhuriyeti miras bırakanların mirasını ve o vizyonu sürdüreceğiz. Önümüzde bu var şeklinde bir nevi bir program açıklamasıdır bu. O bakımdan tarihi önemli. Yani vizyon kelimesini özellikle altını çizmek gerekiyor herhalde tabii. Değil mi? Yani onu yani vizyon son itibariyle bakış, ufuk, ondan sonra perspektif, vizyon, bakış açısı. Evet. Bir de İstiklal Savaşı benzetmesi galiba biraz önce sizin söylediklerinizle de örtüşüyor işte. Sovyetlerle dostluğu asla bozmayın ifadesi bir bakıma bugüne tarihe, tarihsel tabii, gerçeklik tabii. Anlamında oturdu. Şimdi bakın ne oldu? 1945'te Sovyetlerle dostluğu bozduk. Atatürk'ün vasiyetine bağlı kalmadık. Diyelim vasiyete ihanet ettik. Biraz daha aşırı bir ifadeyle. Ama tarih bizi döndü, dolaştırdı. Tekrar Rusya dostluğuna getirdi. Çünkü bu bir stratejik ve jeopolitik bir olay. Yani Türkiye ile Rusya birbirine benzeyen iki ülke. Yani hem köylü ülkesiydi her ikisi de geçen yüzyılın başında, diyelim 1900'lerin başında. Yani geniş köylü yığınlarının yaşadığı ama eski bir imparatorluk her ikisi de. Rus Çarlığı ve Türk İmparatorluğu. Ondan sonra bir yandan imparatorluk geleneği var ama artık parçalanma noktasına gelmiş, ihtiyarlamış imparatorluklar. O nedenle emperyalizmin dağıttığı, parçaladığı, paylaştığı imparatorluklar oldu. Bu Türkiye ile Rusya'yı bir kader birliği içine soktu. Aslında geçmişte de Rus Çarlığı ile bizim Osmanlı İmparatorluğu arasında bitmeyen savaşlar oldu, değil mi? Evet. Ondan sonra ama o savaşlar hep kime yaradı? İngiltere'ye yaradı. Yani Rusya ve Türkiye'nin düşmanlarına yaradı. Ne zaman ki Türkiye ve Rusya birlikte hareket etmeye başladılar. İşte Lenin ve Atatürk'le birlikte o her iki ülkenin şeyini, vizyonunu açtı ve önüne geniş ufuklar getirdi ve her iki devrim birbirine sırt sırta, omuz omuza vererek ilerledi. Ama ne zaman ki Türkiye 1945 yılında
Amerika'nın denetimine girdi. Bakın o zaman Sovyetler Birliği de yaşayamadı. Sovyetler Birliği'nde sosyalizm yıkıldı. Evet. Yani iki devrim birbiriyle kader bağı içinde. Türk devrimi yıkılınca Sovyetler Birliği'ndeki sosyalizm de yıkıldı. Ama şimdi ne oluyor? Bu iki ülke tekrar ayağa kalktı. Tekrar emperyalizme kafa tutmaya başladı. O imparatorluk birikimleri ve her ikinin devrim birikimiyle, yani Atatürk devrimi ve ondan evvel Namık Kemaller'den gelen İttihat Terakki ile devam eden o büyük devrim birikimi, Rusların da büyük petrolle başlayıp ondan sonra daha Çarlık zamanında arkasından Leninlerle, Stalinle devam eden devrim birikimi, o tarihsel miraslar bir yerde buluştu. Şimdi tekrar buluştu. Buluşuyor diyorsunuz. Kısa bir ara vereceğiz Sayın Başkanım. Evet. Gerçekten... Bunları konuştuk o Rusyalı dostlarımızla. Hı hı. Yani tekrar Türkiye'nin Atatürk'ün vasiyeti noktasına gelmesi ve bir anlamda Sayın Putin'de, Sayın Erdoğan'da Atatürk'ün vasiyetine katılmış ve onun yerine getiriyor oldular. Evet değerli izleyicilerimiz, gerçekten önemli konular var. Bu Rus heyetin ziyaretiyle ilgili Sayın Genel Başkan'a soracağımız sorular var. Onu biraz sonra konuşacağız biraz daha derinlemesine, ama bir de bir toplantı Suriçi buluşmasına katılmıştı Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek. Daha çok işte muhafazakar diye tabir edilen çevrenin oluşturduğu bir kitlenin daveti üzerine gitti toplantıya ve orada da ilginç bazı konuşmaları vardı bizim de dikkatimizi çeken. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Önemli konular var. Mesela İpek Yol konusuyla ilgili ilginç bir gelişme yaşanacak yakın zamanda. Daha çok muhabbetimiz var Sayın Perinçek'te. Kısa bir ara veriyoruz efendim. Devam edeceğiz. Evet, Büyük Milletimiz devam ediyoruz Çıkış Yolu programına. Söylediğimiz gibi birinci bölümde Soçi Mutabakatı'nı konuştuk. Türk-Sovyet ilişkilerini ve Türk-Rus ilişkilerini konuştuk. Günümüze gelen yansımalarını konuştuk. Şimdi devam ediyoruz. Gerçekten önemli konular var demiştik. Bir Rus ekonomi heyeti Türkiye'ye geldi. Rusya'da özellikle yatırımlarla ilgili bir heyet Türkiye'de Görev Vakfı'nın konuğu olarak gelmişti Türkiye'ye ve burada çeşitli temaslarda bulundular. O temaslar sırasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de İstanbul toplantısına katıldı. Oradaki yemeğe de katıldı. Oradaki görüşmeleri bize aktarmasını rica edeceğiz kendisinden. Tabii önemli bazı görüşmeler, anlaşmalar imzalandığını biliyoruz. Ben haberci olarak aktarayım. Görev Vakfı ile konsey arasında bir anlaşma imzalandığını biliyoruz. Bir ortaklık, daha doğrusu birlikte çalışma anlaşması imzalandığını biliyoruz ama tabii o toplantının ayrıntılarını da biraz merak ediyoruz. Arkadaşlarımız görüntüleri de ekrana getirirler. Görüntüler eşliğinde Sayın Perinçek'e soralım. Evet, gerçekten gördüğümüz evet. gibi önemli bir heyetti. Evet. Oblast temsilcileri deniyor. Yani eyalet temsilcileri diyebiliriz evet. herhalde. Vilayet evet temsilcileri. Geldiler ve iş adamlarıyla buluştular Sayın Perinçek. Neler yaşandı burada? İşte şu anda evet, görüyoruz. Tugay Şen Görev Holding'in başkanı ve bizim Vatan Partisi'nde genel başkan yardımcısı. Bir kere burada Tugay Şen'i yürekten kutluyorum. Olağanüstü büyük bir iş başardı. Yani Mehmet Perinçek, Tugay Şen, Serhan Bolluk bu arkadaşlarımız. Ondan sonra Ankara'da Aykut Diş, İstanbul'da Cem Dikmen. Çok büyük iş başardılar. Ve Rus Devlet Konseyi Türkiye'ye geldi. Yani Niyazmetov, ondan sonra Artur Niyazmetov ve Sergey, Sayın Sergey başkanlığında Rus devlet heyeti 10 kişi. Bunlar Rusya'nın Merkez Devlet Konseyi. Bu Niyazmetov Türk kökenli. Evet. Evet. Artur Niyazmetov. Daha doğrusu babası Türk, anası Rus. Ondan evet. sonra çok bize çok benzeyen insanlar, kamucu, paylaşmacı, ondan sonra yani özlemlerimiz bize çok benziyor ve bunlar Türkiye ile Mehmet Perinçek, hı hı. Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ilişkilerin gelişmesi için doğrudan doğruya Sayın Putin'in görevlendirdiği bir heyet ve 6 gün Türkiye'de, 6-7 gün, bir hafta Türkiye'de kaldılar. Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de, Ankara, İzmir, İstanbul toplantılar yaptılar. Toplantılar çok başarılı. Sanayicilerimizle buluştular. Ve hem toplantı yaptılar,
ve bilgi verdiler. Yani Rusya'da devlet hangi kolaylıkları sağlar? Bu da Sergey Bey, Sayın Sergey. Devlet hangi kolaylıkları sağlar? Hangi iş adamlarına Türkiye'nin hangi destekleri verir? Gümrük kolaylıkları, arazi kolaylıkları, teşvikler. Hangi alanlarda? Enerji kolaylıkları, vergi kolaylıkları. Ve ondan sonra da birebir bizim iş adamlarımızla görüşmelerde bulundular. Çok çok verimli oldu. Yani Türkiye, Rusya ekonomisinin gelişmesi için. Ve aynı zamanda bir burada da imzalıyorlar. Bir anlaşma imzaladılar. Sayın Tugay Şen, başkan yardımcımızla Rusya'nın devlet konseyi arasında, Rusya Merkez Konseyi arasında bizim görev holdingimiz bir anlaşma imzalandı. Merkez Yatırım Konseyi. Merkez Yatırım Konseyi. Bu anlaşmaya göre bu Merkez Yatırım Konseyi Rusya'nın Türkiye'de görev holdingin izni olmayan ve onun onayından geçmeyen anlaşmaları yapmayacak ve doğrudan doğruya Türkiye'deki muhatabı bu oldu. Hani Tugay Şen'i burada kutluyorum. Şunun için de kutluyorum. Bizim partimizin içinden dahi bunu sabote edenler oldu. Bu eylemi Vatan Partisi içinden bile sabote eden bozguncular vardı. Sayın Ethem Sancak da toplantıdaydı. Sayın Erkan Önsel, Adnan Akvarat, Şule Perinçek, Onur Eğir'in sahibi Sayın Cankut Bagan'a ondan sonra çok güzel Türk iş adamlarıyla ilişkiler geliştirdiler. Anlaşmalar yapıyorlar. Mesela o kadar güzel kolaylıklar sağlıyorlar ki mesela diyelim bizim iş adamımızın birkaç 5-6 milyon lira elektrik borcu var. Yani o borçları da silip onların işlerine devam etmesi için Rusya'da yani o derece güzel kolaylıklar gösterdiler. Nasıl yani? Türkiye'deki borcu mu? Yok, Rusya'daki borcu. Mesela Rusya'da elektrik borcu yüzünden bizim iş adamımız şeyini sürdüremiyor. Faaliyetini sürdüremiyor. Ondan sonra onları bile hallettik. Yani çok güzel oldu. Zaten görüşmeler sanırım ki hararetten de belli. Evet, çok çok güzel oldu. Sonra bir akşam yemeği yedik. Ben maalesef bu toplantıları izleyemedim. Ben ancak İstanbul'daki toplantının akşam yemeğinde bulunabildim. O toplantıdan önce de Dünya Uluslararası İslam Ticaret İşbirliği Konseyi Başkanı Marat Kabayev'le bir görüşme yaptım. O da yani Rusya'daki bütün İslam, yani uluslararası çapta bir İslam örgütünün başkanı. O da dünya çapında Kabayev. Bir İslam örgütü başkanı. O da Türk. Marat Kabayev. Yani Kazan Tatarı, Kazan Türk'ü. Kazan. Ondan sonra o da bir Türk. Onun için Tugay Şen'in bu başarısını Mehmet Perinçek'le birlikte kutluyorum. Çok önemli işler yaptılar. Mehmet Perinçek'in de üçüncü kitabı Rusça olarak Rusya'da yayınlandı. Onu da aşağıdan rica edelim, görüştürelim. Yani Türk-Rus ilişkileri tarihi evet. diye bir kitabı çıktı. Ondan evvel de Ermeni meselesiyle ilgili kitapları çıkmıştı. Mehmet Perinçek de Rusya'da tanınan önemli bir bilim adamı. Moskova Üniversitesi'nde misafir profesör. Alexander Dugin de şunu söyledi. Dedi ki yani Mehmet dedi o iyi arkadaş oldular onlar olmuşlar Moskova'da uzun zamandır. Bu dedi Soçi mutabakatında da dedi Mehmet'in dedi çok büyük katkısı oldu. Şeklinde tebrikler yaptı. Evet. Çok başarılı çalışmalar bunlar. Yani biz Türkiye'nin girdiği bu dar boğazda, ekonomik dar boğazda biliyorsunuz daha önce Çin'le evet onda not etmişim buraya. Yani üretim devrimi kurultaylarına biz Çin ve Rusya ilişkileriyle başladık. Ama şimdi Bursa, Balıkesir, İzmir, Muğla, Isparta, Antalya, Adana, Mersin, Anamur, Niğde yani üretim devrimi kurultaylarına şimdi önümüzdeki dönem Kasım Aralık aylarında devam edeceğiz. Evet. Yani bir yandan bizim üretim devrimimizin uluslararası ilişkilerini inşa ediyoruz. Bir yandan da o ilişkilere gireceğiz. Bu şu işbirliği de çok önemli. Yani
devletten devlete olması gereken anlaşmayı Rus devletiyle bir bakıma bizim Görev Holding imzalamış oldu. Şimdi tarihi bir olay. Tam o noktada ilginç bir yazı okuduk tabii. İsmet Özçelik'in yazısı Aydınlık Gazetesi'nde işte kulislere dayanarak bir gazeteci olarak söylemişti. İşte bir iş adamının keşke hükümette Vatan Partisi de olsa şekilde bir ifadesi varmış, kullanmış. O da onu yansıtmış. Evet, Vatan Partisi hükümet olacak. Buradan evet. Bütün Türkiye'mize de, milletimize de ve uluslararası bütün kurumlara da söylüyorum. Vatan Partisi Türkiye'de göreceksiniz, hükümet olacak. Şimdi tarihi bir fırsat dönemine girdik. Bir üretim devriminin eşiğinde Türkiye ve Vatan Savaşı'nı zaferlere doğru götürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye'nin önünde Atatürk vizyonu olduğunu, Cumhuriyet'in kurucularının vizyonu olduğunu koyuyor. İşte o vizyon Vatan Partisi'ni omuzlarında böyle iktidara doğru taşıyor. Şimdi ben bir takım notlar alıyorum Sayın Başkan. Evet. Bu notların finalinde bir soru soracağım evet. size. Onlara yavaş yavaş toparlamaya başlıyoruz evet. kanalımızda. Evet. Ama şuna bir geçelim dilerseniz. Yine bu vizyona baktığımızda, yani özellikle son zamanları üretim devriminden bahsederken Türkiye-Çin ilişkilerine de vurgu yaptınız. Çin'den de önemli heyetlere burada ev sahipliği yaptınız. Siz de Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin Ankara'daki toplantıdan evet. bahsediyorum. Evet. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin de katıldığı toplantılar evet. da bulundunuz. Tabii burada da benim baş yardımcım Çin'de olan toplantılarda hı-hı. Sayın Tugay Şen'di. O bir kere daha onu kutluyorum. Orada da çok başarılı çalışmalar ve örgütlenmeler yaptı. Oradan da artık herhalde bazı işte bu da toplantıydı. Ankara'daki Çinlilerle. Toplantı Çin Halk Cumhuriyeti'nin diplomatlarıyla bizim iş adamlarımızı bir araya getirdik. Sayın Murat Ülker o toplantıda hepimiz Sayın Ethem Sancar, o da çok güzel bir konuşma yaptı. Murat Ülker hepimiz Çin tarafındayız dedi. Sayın Sabancı da dedi ki biz dedi Çinliler kapıları kapatsa bacadan gireceğiz ve bu ilişkileri sürdüreceğiz dedi. Bu da o zaman Okan Holding gene İş Bankası ve Onur Eğir'in sahibi Bagana yani Türkiye'nin en seçkin iş adamlarının katıldığı bir toplantı oldu o zaman Ankara'da. Şimdi Sayın Başkan bunları izlerken Sayın Urfa Biricik Belediye Başkanımız. Şimdi bunları izlerken tabii biz böyle bunları haberciler olarak izliyoruz. Bakıyoruz toplantılarda işte merkezinde Vatan Partisi Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı oturuyor ve Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Yani evet. devlet düzeyindeki evet. ekonomi alanından bahsediyoruz. Biz de devlet oluyoruz. Vatan Partisi devlet olmaya gidiyor. Yani iktidar olacak. Türkiye'yi yönetecek. Vatan hı-hı. Partisi Türkiye'yi yönetme sürecine, mecrasına girdi. Hani bir hükümetin, bir devletin yapacağı işleri yapmaya başladı. Sanayicilerimizle birleşiyor. Tüccarlarımızla, çarşılarımızla, işçi üreticilerimizle, işçilerimizle, köylülerimizle, yani sanayi ve tarım üreticilerimizle birleşerek Vatan Partisi hükümet olmaya doğru ilerliyor. Bu evet. süreç Vatan Partisi'ni göreceksiniz hükümete taşıyacaktır. Bu tarihi fırsatın eşiğindeyiz. Evet. Şimdi Sayın Perinçek, bu toplantıları işte yansıtıyoruz. Önemli anlaşmalar imzalandığını siz de bilgisi gelmiş zaten aktarmış oldunuz. Yok, Sayın Bagana, Cankut Bagana Onur Eğir'in sahibi. O da bakın Çin Halk Cumhuriyeti ile Onur Eğir olarak çok önemli bir tarihi anlaşma yapmak üzere. Onur Eğir ile Çin Halk Cumhuriyeti yapıyor. Yani Çin şirketleri yani Çin'le ortaklık anlaşması yapıyor. Murat Kolbaşı sayın, o da DEİK Çin Masası Başkanı. Şimdi özellikle sordum onu çünkü Çin'den turist falan diyordu hükümet yetkilileri. Bu tabii onun önünü açabilecek ciddi, çok ciddi katılımlar geçecek. Burada turizm geçecek. Konuları da konuştuk ve önümüze önemli hedefler koyduk. Bakın önümüzdeki süreçte Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı artık milyonlar olacak. Yani. Evet. bunu açık Biricik Belediye Başkanımız. Kendisi hatta fıstık konusunda. Mirkelam, evet. Mirkelam ailesi oldu. Biliyorsunuz Urfa'nın çok önemli, Mardin'in Urfa'nın çok önemli ailelerinden. Sayın Mirkelam. Yanınızdaki Sayın Büyükelçi miydi Ankara? Sayın Büyükelçimiz Denli. O Çin'in çok önemli diplomatlarından, yani
Çin Dışişleri Bakanlığı'nın 12 yüksek diplomatından biri. İnsan ister istemez şu soruyu soruyor Sayın Başkan. Eski şimdi. Bakanımız Sayın Arif Bey. Yeni bir dünya mı kuruluyor yani? Yeni dünya kuruluyor. Yeni dünyayı kuruyoruz. Kendinden kurulmuyor. Ve biz kurucularız. Kurucularız. Yeni dünyanın kurucularıyız. Şimdi Kırım'a gidiyorum yakında. Hı hı. 5 Kasım'da 10 Kasım arası Kırım Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak Kırım'a gidiyorum. Kırım'da da yeni dünyanın kuruluş toplantılarından birini yapacağız. Birini yapacağız. Yeni dünyanın kurucuları Kırım'da toplanacağız. Evet. Evet, şimdi biraz farklı bir konuya geçelim. Ya da doğrusu gündemde olmayan ama aslında gündemi çok ilgilendirdiğine inandığım bir konuya geçelim. Suriçi buluşmaları yapılıyor malum İstanbul'da ve muhafazakar, vatansever kitlenin daha yoğun olduğu bir buluşma toplantı ve sizi davet etmişler. Kitle değil de daha çok iş adamları, esnaf, yani o Topkapı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, oraların diyelim 50 yıllık geleneksel bizim uhuvvet olayından, fütüvvetten gelen şeyleri, çok önemli esnafı, tüccarları, iş adamları. Evet, Nedim abi, soyadı abi yani. Sayın Nedim abi, Suriçi platformunun şeyi, başkanı. Şule Perinçek'le bizim aramızda oturan Sayın Nedim abi. Ondan sonra sağ olsunlar. Beni Suriçi platformuna konuşmacı olarak çağırdı. Beraber sabah bir kahvaltı yaptık pazar günü. Ve bana Türkiye'nin önündeki tarihi fırsat başlığıyla bir konferans verdiler. Başlık da bu muydu? Türkiye'nin başlık buydu. Ve ben de tarihi fırsatı anlattım Türkiye'nin önündeki. Ve ondan sonra da sorular sordular. Evet. Şimdi o sorulardan bir tanesi... Ondan sonra da Ali Usta var bir tane, şey, tostçu Ali Usta diyorlar. Onun arkasında böyle bir çay ocağı var. Hı hı. Çok hoşuma gitti, çok güzel böyle, yani tarihten kalma yerler. Ondan sonra orada çiğ börek yedik. Tatarların meşhur çiğ böreğini biliyorsunuz. Biliyorum. Bizim il başkanımız da, Sayın İl Başkanımız da o toplantıdaydı. Ve il yöneticilerimiz de vardı. Bu Suriçi platformu gerçekten vatansever, o bizim çarşılarımızın erdemlerini, faziletlerini taşıyan ahlaklı insanlarımız. Bize güzel bugün hatırlatan armağanlar da verdiler. Çok güzel. Mesela bir Serkan Bey var, mimar. Gerçekten şehircilikle ilgili, mimarlıkla ilgili çok güzel, paylaşmacı ve bizim geleneklerimizi ondan sonra geleceğe taşıyan çok güzel fikirleri var. İşte bu Serkan Bey şurada. Tostçu Ali Usta'yı not ettim yalnız buraya. Tostçu Ali Usta'yı sizin hepinize tavsiye ederim. Tostçu Ali Usta çayları da çok güzel ama bunun dükkanın arkasına gireceksiniz. Arkada yani tarif edemem. Yani İstanbul'un böyle eski şeyleri ama o kadar güzel mekanlar ki keşke onun da, yani o bizim şehir hayatımızın, eski geleneksel şehir hayatımızın kalıntıları diyelim orada. Çok güzel bir buluşma oldu. Orada da sohbet ettik, sohbetlerimizi sürdürdük. Onun için burada da Suriçi platformunun sayın yöneticilerine, başta Nedim abiye çok çok teşekkür ediyorum. İşte bu bey de Serkan Bey, şurada demin gözüken. Evet. Şimdi Sayın Başkan, oradaki toplantı sırasında tabii size 28 Şubat'la ilgili sorular da sorulmuş. Evet. Ve siz orada ilginç bir belgeyi de aslında gündeme getiriyorsunuz. İlginç bir şey söylüyorsunuz. 28 Şubat'ın aslında neyi hedef aldığını anlatmışsınız. Bize de anlatır mısınız? Evet. Şimdi bana 28 Şubat'ta Sayın Erbakan'ın hedef alındığını ve devrim kanunları uygulansın kararı, biliyorsunuz 28 Şubat'ın meşhur şeyi, kararı, Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan, soruyu soran dedi ki hiç unutmuyorum, Taksim'de de sizin devrim kanunları uygulansın diye afişleriniz asılıydı dedi, ben onları gördüm dedi. Ondan sonra bir baktık dedi, 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu'ndan dedi devrim kanunları uygulansın kararı çıktı dedi ve dedi Erbakan'ı hedef aldınız, onu indirdiniz. Ondan sonra peki bu yaptığınızı nasıl açıklıyorsunuz? Şimdi bakın,
28 Şubat'la ilgili yanlış ezberler var. 28 Şubat'ın hedefi Erbakan değildi. Kimdi? Fethullah Gülen'di ve Tansu Çiller'di. Şimdi bunu ispatlayacağım. Böyle bir kitap var. Şimdi peki buraya dönelim. Yani 28 Şubat'ın devamı 15-16 Temmuz 2016'dır. Yani 28 Şubat'ta Fethullah Gülen hedef alındı. Ondan sonra ve diyelim ama devam edemedi o. Ama 15-16 Temmuz'da o Fethullah Gülen gladiyosu silaha sarılınca Türkiye onları ezdi. Yani aslında 15-16 Temmuz 2016 Fethullah Gülen darbesinin, Fethullah Hoca gladiyosu darbesinin ezilmesinin başı 28 Şubat'tır. Nereden diyeceksin? Bakın şimdi 28 Şubat'ın temel belgesi. Kaynak yayınlarından çıktı. Sayın Nusret Senem yayını hazırlamıştı. Bu temel belgenin maalesef elimde de o kitabı gösteriyorum. Kalmamış. Baskısı kalmamış ama ben buradan kaynak yayınlarına da tekrar çağrıda bulunuyorum, öneride bulunuyorum. Bu kitabı bir daha basalım. Şimdi bu kitap neyi 28 Şubat'ta zemin olan Milli İstihbarat Teşkilatı raporunu, yani 17 Kasım 96 tarihli raporu. O raporu da var arkadaşlar, görüntüye yansıtabiliriz dilerseniz. Şimdi bu raporun önemli tarafı bu. İşte o sayfayı göreceksiniz. Bu raporda Fethullah Gülen hedef alınıyor. Bakın, Fethullah Gülen, Nurculuk, Ağustos. Şimdi Fethullah Gülen hedef alınıyor, Erbakan değil. Bu raporun hiçbir yerinde Erbakan hedef alınmıyor. İşte bu koca kitapta, raporun tamamında hedef alınan bir Tansu Çiller, Çiller Özel Örgütü, iki Fethullah Gülen. Ve ikisi aynı örgütün unsurları olarak hedef alınıyor. Ve burada da şemalar var. Ve Fethullah Gülen'le ilgili bir bölüm var. Bakın bu çok çok önemli. Ama bu raporda Erbakan yok. Evet, Erbakan ismine hiç rastlamadık hani, burada. Evet, sanırım bu. Şimdi Fethullah yani bu raporda diyelim 200 kaç sayfa? 105. sayfada başkanım Fethullah Gülen. Fethullah Gülen. İşte bütün bilgiler vesaire veriliyor. Diğer sayfalarda aslında gösterilebilir. Ve burada Fethullah Gülen'in Türkiye hedef alan, aynı zamanda uyuşturucu işi yaptığı. Bu raporda. Yani. Evet. Ondan sonra uyuşturucu işi yaptı. Şimdi tam ve bütün yaptığı kanunsuz faaliyetler, Azerbaycan darbesi falan, oralardaki marifetleri, bütün bunlar burada MİT tarafından ve kimin imzasıyla? MİT Müsteşarı Şenkal Atasok'un imzasıyla. Bir ilginç bir şey daha var. Bu raporda Sayın Erbakan'ın adı yok. Ama o zaman başbakan olduğu için bu rapor Erbakan'a veriliyor ve Erbakan bu raporu gizliyor. Yani Fethullah Gülen'i hedef alan ve Tansu Çiller'i hedef alan raporu Erbakan gizliyor. 28 Şubat'taki Erbakan'ın konumu bu. 28 Şubat'ta hedef Fethullah Gülen. Evet. Biz Sayın Erbakan'ın Fethullah Gülen'i hiç sevmediğini ondan sonra çok iyi biliyoruz. Ama Fethullah Gülen'i hedef alan raporu, işte burada ispatı, maalesef Sayın Erbakan gizliyor. Ve biz o süreçte bu raporu ortaya çıkarttık. Ve bu raporda da en çok atıf, gönderme kime yapılıyor? Aydınlık Gazetesi'ne, Doğu Perinçe'ye falan. Onların Çiller Özel Örgütü'nü ortaya çıkarttığı vesaire. Yani o zamanki raporda uzun uzun bizden alıntılar yaparak yazılmış. Çok önemli. Fethullah Hoca'ya karşı mücadelede bu rapor aydınlığa ve Doğu Perinçe'ye gönderme yapıyor. Bizim o zaman verdiğimiz bilgileri almışlar, hedef almışlar. Ama maalesef Sayın Necmettin Erbakan Fethullah Gülen'i hedef alan bu raporu gizliyor. Şimdi ben buradan bu 28 Şubat konusundaki bütün yanlış tevatürü hala yayan dostlara sesleniyorum. Yani 28 Şubat Fethullah Gülen'i hedef aldı. Fethullah Gülen'i. Siz Fethullah Gülen'e karşı mısınız, değil misiniz? Fethullah Gülen'in koruyucusu musunuz? Bu
Bu 28 Şubat düşmanlığı ne? 28 Şubat Fethullah Gülen'le Tansu Çiller'i hedef alıyor. 28 Şubat'ta Erbakan diye bir şey yok. Ama Erbakan Tansu Çiller'in hükümet ortağı olduğu için ne oluyor? Tansu Çiller'le birlikte gidiyor. Evet. O da Erbakan'ın kusuru. Yani evet Erbakan milli bir şahsiyet, milli ekonomiyi savundu falan filan. Ama sen niye Tansu Çiller'le hükümet kuruyorsun? Amerika'nın ajanı olduğunu söylediğin kürsüden. Çünkü Sayın Erbakan Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden o hükümet kurmadan bir süre önce Sayın şey hakkında, Tansu Çiller hakkında bu hanımefendi Amerika'nın ajanı diye kürsüden söyleyip meclis sabıtlarına geçirtti. Sen kendin söylüyorsun Doğu Perinçek'ten önce sen de söylüyorsun. Sen niye onunla hükümet kuruyorsun? Onunla hükümet kurarken niye Fethullah Hoca ile de ortaklık kurmuş oluyorsun? Çünkü bu MİT raporuna göre aynı zamanda Çiller'in bir numaralı ortağı Fethullah Gülen. Gülen oluyor. Evet. Onun için ben burada muhafazakar çevreler, İslami çevreler falan onların tekrar bu 28 Şubat konusunu tarihsel gerçeklere uygun bir şekilde ele almalarını öneririm ve tavsiye ederim. Kaynak yayınlarında da bu Sayın Nusret Senem'in hazırladığı MİT'in Çiller Örgütü raporunu tekrar yayınlamasını öneririm. Yani bu ders kitabı. Ya burada işte bütün o dönemin şeyleri var. Çiller Özel Örgütü üyeleri tek tek burada incelenmiş. Milli İstihbarat Teşkilatı raporunda şemalarla. Evet. Gerçekten ilginç bir konuydu bu. Evet, o zaman şimdi ben bunları özet olarak Suriçi platformunun o toplantısında, konferansında da anlattım. Yani konferansçı olarak. Fakat tabii o zaman böyle bir soruyla karşılaşacağımı bilmediğim için bu kitap yanımda değildi. Buradan Suriçi platformunda olan bütün o konferansa, kahvaltı programına katılan dostlara da daha geniş bilgi vermiş oldum. İşte burada ispatı 28 Şubat'ın hedefinde Erbakan yok ama hedefinde 28 Şubat'ın Tansu Çiller ve Fethullah Gülen var. Erbakan da Çiller'le hükümet kurduğu için dolaylı olarak hedef oluyor. Ama bu raporda bakın 270 sayfanın içinde Erbakan diye bir hedef ve kaç 90 kişi falan var burada. Çiller Özel Örgütü diye 80-90 insan var. Ama Erbakan hedef değil. Evet. 15 Temmuz 28 Şubat'ın devamıdır mı dediniz? 15-16 Temmuz'da ezilmesi. Ezilmesi. Yani 15-16 Temmuz Fethullah Gülen darbesi değil, darbenin Türk ordusu ve Türk milleti tarafının ezilmesi. Tabii dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu anlamda 28 Şubat'ın mirasçısı olarak Fethullah Gülen'i o ezen mücadelenin içinde oldu. Evet. 28 Şubat'ın mirasçısı olarak. Evet. Evet. Ya, şimdi bakın onu da söyledim. 28 Şubat ne diyor? Devrim kanunları uygulansın afişleri yaptınız ve sizin hazırladığınız 18 maddelik programı 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kabul etti. Hakikaten o 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun o 12 maddelik kararının yazıcısı benim, kaleme alan benim. Nasıl? O zaman biz Vatan Partisi olarak, o zamanki adıyla İşçi Partisi olarak şey yaptık. Devrim kanunları uygulansın kampanyası yaptık ve ben o kampanyanın programını yazdım. 18 madde. Nedir? Başlığı devrim kanunları uygulansın. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu o 12 maddeyi yazarken bizim o şeyimizi önüne açıyor. Ki zaten karşılaştırdığınız zaman da onu Suriçi'nde de söylediler. Hemen hemen aynıdır. Bizim 12 madde orada 18 madde olarak parçalanarak, genişletilerek yazılmış. Açıyorlar ve bizim o devrim kanunları uygulansın programını Milli Güvenlik Kurulu kararı olarak yazıyorlar. Peki devrim kanunlarının uygulanmasından kim yakınır? Kim devrim kanunlarının uygulanmasına karşı çıkar, razı değil? Çünkü devrim kanunları uygulansın ne demek?
şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar olmayacak, cemaatler olmayacak, tarikatlar olmayacak. Bugün niye Fethullah cemaati tasfiye ediliyor? Bugün niye Adnan Oktar bilmem tarikatı tasfiye ediliyor? Bugün niye öbür Furkan'dı, şuydu, buydu tarikatlar tasfiye ediliyor? İşte size 28 Şubat. 28 Şubat tekrar döndü, dolaştı. Bugün uygulanıyor. Şimdi yarın göreceksiniz. Bütün Fethullah terör örgütünün şey tweetçileri, bilmem necileri, sosyal medyacıları falan bunları söyleyecek. Evet, 28 Şubat'ın devamı olarak bugün Fethullah Gülen örgütü, terör örgütü tasfiye ediliyor. Peki niye biz 28 Şubat'a bu kadar düşmanız? Fethullah Gülen'in koruyucusu muyuz biz? Onu soruyorum ben bu muhafazakar İslamcı kesimlere. Siz Fethullah Gülen'e karşı mısınız, değil misiniz? Fethullah terör örgütüne karşı mısınız, değil misiniz? Karşıysanız o zaman 28 Şubat'ın yanında yer alacaksınız. Efendim bizim hükümetimiz yıkıldı. Erbakan hükümeti, siz de Çiller'le ve Fethullah terör örgütüyle birlikte hükümet kurmasaydınız. Ve o hükümeti devam ettirdiniz 2002'den sonra. Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde Fethullah Gülen'le ortak hükümeti, Çiller'in kurduğu ortak hükümeti devam ettirdiniz. Onun şeylerini, Türkiye acılarını yaşadı ve Türkiye az kalsın ne oluyordu, değil mi? Eğer Silivri Duvarı'nı yıkmasaydık büyük felaketlerle karşılaşacaktık. FETÖ Türkiye'de tepemize gelecekti. Tayyip Erdoğan'ları da, ondan sonra bizleri de hepimizi hapse atacaktı ve hapse değil, hapishaneye de değil, mezara atacaktı. Hı. Onun için AK Parti'nin de, muhafazakar çevrelerin de 28 Şubat, Fethullah Gülen, Çiller Özel Örgütü falan konularında oturup bir köklü değerlendirme yapması lazım. Yalnız biz yanılmıştık falan filan demekle olmaz, değil mi? Bütün bu mesele nedir? Biz cemaat ve tarikatlara, Müslümanların bölünmesine taraftar mıyız, karşı mıyız? Hazreti Muhammed zamanında burada soruyorum. Tarikat ve cemaatlere bölünmüş müydü Müslümanlar? Hazreti Muhammed hangi tarikat ve cemaati önerdi? Hangi tarikat ve cemaat? Tam tersine karşı çıkıyordu bunlara. Yani ümmet demek, kabilelere bölünmek, cemaatlere bölünmek, tarikatlara bölünmeyi reddeden, bütün Müslümanları birleştiren topluluk. Değil mi? Yani evet. O zaman, yani ümmet o zaman ilerici bir şey. Yani 6. yüzyıl, 7. yüzyılda kabileler arasındaki savaşları ortadan kaldıran, Arabistan'a huzur getiren, kervanların basılmasını, yağmalanmasını, zenginliklerin önleyen bir çözümdü. Tabii o zaman ilerici bir çözümdü. Şimdi artık ümmet devri değil, millet devrindeyiz, ayrı mesele. Ama o zaman ümmet ilerici bir şeydi. Ve ümmet, cemaati ve tarikatı reddeden bir kavram. O bakımdan da bu bizim İslamcı dostlarımızın ve diğer bütün muhafazakarların ve AK Parti'nin de bu 28 Şubat konusunda yeniden ciddi değerlendirme yapmasına ihtiyaç var. Yeni bir tartışma açtınız belki de onlar açısından, evet, da. Yani evet, gerçekten evet, gündeme evet, bunu da yeniden oturması gereken bir şey oldu. Kaynak Yayınları Sayın Mehmet Sabuncu inşallah bizi duyuyordur veya duymasa bile yarın telefon görüşmesi yaparız. Bunu basmalarını Kaynak Yayınları'na tekrar öneriyoruz. Evet. Gerçekten bu ilginçti. Şimdi Sayın Başkanım, 5 Kasım'da ilginç bir şey olacak. Çin'in treni, bir yük treni Marmaray'dan geçecek. Ve işte burada arkadaşlar görüntüye de yansıtabilirler o Çin trenini. Bir yük treni olarak Marmaray'dan geçecek. İşte gördüğümüz bu tren İngiltere, Avrupa'ya gidecek. Ve böylece İpek Yol Projesi'nde demir yolu hattından belki de ilk geçiş olmuş olacak. İpek yolu değil, demir yolu oluyor. Demir yolu olacak. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani bu sizce ne kadar önemli bir durum? Siz 5 Kasım dediniz, 4 Kasım'da da Vatan Partisi'nin Çin'den 4 kişilik bir Çin Komünist Partisi Merkez Ekonomi Heyeti ziyaret ediyor bir gün önce. Tarihler ilginç bir şekilde peş peşe geldi. Başkanım, sizinle program yaparken de manşet atamıyor arkadaşlar. 4 Kasım'da Çin Komünist Partisi'nin ekonomi heyeti Vatan Partisi'ni ziyaret ediyor İstanbul'da. Ondan sonra 5 Kasım'da da sanki bu trenin lokomotifi onlarmış gibi oluyor ve o tren geliyor. Bu tabii
İpek Yolu'nda Türkiye'nin konumunu demir raylar üzerine oturtan çok önemli bir gelişme. Şöyle demişler zaten, Çin'den Avrupa'ya demir İpek Yolu üzerinden yapılan ilk tren seferi başlamış. Perşembe günü ülkemize giren tren 5 Kasım'da Marmaray Boğaz Tüp Geçidi'nden geçecekmiş. Evet, işte bunlar konteynerler anladığıma göre. Yani orada çeşitli mallar yüklü. Evet. Siz kiralıyorsunuz, malınızı dolduruyorsunuz ve Çin'den çıkan tren efendim Avrupa'ya. Ha şimdi Çin'in tren konusunda acayip şey icatları var. Evet öyleymiş. Şimdi ben Çin'de son 5 yılın büyük başarıları diye bir sergiye götürürler bizi ama sergi dediğiniz diyelim Taksim'den neresi diyeyim, Dolmabahçe, Beşiktaş falan, Taksim'den Beşiktaş'a kadar daha da büyük bir alan yani. Ve orada aynı zamanda bizi Çin'in yeni yapmakta olduğu trenleri, şeylerini, modellerini gösterdiler. Şu anda Çin'de saatte 600-700 kilometre hızla giden tren var. Yani uçak hızında. 600-700 kilometre evet, mi? Saatte, evet, uçak hızında. Tren uçak hızında gidiyor. Yani rayların üzerinde gitmiyor. Mıknatıslı rayların üzerinde uçarak gidiyor. Ondan sonra. Fakat bunun şimdi 1400 kilometre saatte hızla gideni. İnandıracak gibi evet, 1400 kilometre. Evet. Saatte 1400 kilometre hızla giden tren üzerinde çalışıyorlar. Ha, buradan Kars'a bir saatte gideceksiniz evet, yani aşağı evet, yukarı. Tabii evet. Eğer bir yerde durmazsanız tabii ona göre ray yapacaksınız. Ondan sonra ona göre trenler falan. Şu anda Çin'de 600 kilometre saatte 600-700 kilometre ki biliyorsunuz uçaklarda öyle hızla giden tren var. Şimdi bu ne demek? Ankara-İstanbul bir saat demek. Yani hatta 600-700 kilometre tutmaz. 45 dakikada falan gider. 45 dakikada gider ama arada durmamak şartıyla. Muazzam. Gerçekten evet. Bu da yeni bir gelişme olarak gündeme oturmuş oldu. Vardır belki o hızlı trenlerden görüntüler şeyde. Şimdi burada da görüyoruz işte İpek harita yolu üzerinde. Haritası var, evet. Evet, İpek Yolu haritasında. İpek Demiryolu İstanbul Boğazı'ndan Avrupa'ya geçecek. Bu da bir anlamda Türkiye'yi Avrasya'nın merkezine oturtuyor. Yani. Şimdi Onur Eğir Sayın Başkanı Bagana'nın da güzel bir planı var hava yolları ile ilgili. İstanbul'u Çin'den bütün dünyaya ulaşımın bir merkezi, transit merkezi haline getiren. İstanbul transit olacak bütün dünyaya. Evet, yani mesela Çin'den kalkanlar İstanbul'da aktarma yaparak Afrika'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya, efendim şuraya buraya gidecekler. Yani öyle çok önemli bir hava projesi var. Onu da Çinlilerle birlikte görüşüyoruz ve geliştirmeye çalışıyoruz. O zaman 3. havalimanı için de İstanbul'un önemli bir üçüncü havalimanı, kaynak sağlamış onu bilemiyorum. Yani. Şey, şu andaki İstanbul Havalimanı bunun için elverişli. Onu diyorum işte. Yani gerçekten çok ilginç. Evet. Üçüncü bu dediğiniz da, o evet. Bu da yeni bir gelişmeye sahne olabilecek. Evet Sayın Başkanım, şimdi programlara katılıyorsunuz. Televizyon programlarına katılıyorsunuz. Ve o televizyon programlarını biz de izliyoruz, takip ediyoruz tabii. İlginç tartışmalar olan bazı programlar oluyor. Bazen tek başına katıldığınız programlarda yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Sosyal medya takipçilerinden falan. Valla o programların hepsi de Akit TV'de, bakın sayıyorum, TV100'de, TV10'da, işte en son Cenene Türk'te bütün o programları yapanlar benim katıldığım programların izlenme rekoru kırdığını bana söylüyorlar. Evet. Şimdi tartışmalar sırasında da mesela geçen Cenene Türk programında, Ahmet Hakan'ın programında Sayın Aksünger'le bir tartışma yaşandı. Daha doğrusu Aksünger bir şey söyledi. İşte YPG terör örgütü değildir dedi. Arkadaşlar hazır herhalde o görüntü. Onu da bir rica edelim. Evet. Bir sesini de açalım. Ne diyorsun? PKK terör örgütü, PYD konusunda hepimiz dedik ki bu terör örgütü değildir, Türkiye dedi. Değildir. Ben size soruyorum. Şimdi, PKK, YPG terör örgütü mü değil mi? Ne diyorsun? PKK terör örgütü, PYD konusunda hepimiz dedik ki bu terör örgütü değildir, Türkiye dedi. Değildir. Ben size soruyorum. Şimdi, PKK, YPG terör örgütü mü değil mi? Ne diyorsun? PKK terör örgütü, PYD konusunda hepimiz dedik ki bu terör örgütü değildir, Türkiye dedi. Değildir. Evet. Yani YPG
terör örgütü değildir diyor. Evet. PKK'nın kolu olan örgütü terör örgütü değildir diyor. Benim ısrarla sorum üzerine evet, bunu söyledi. Ve kendi ifadesiyle Erdal Aksünger'in CHP tabanı beni linç etti diyor. Gerçekten arkadaşlarım izlemişler. Bu sosyal medyada bizzat CHP tabanından çok büyük bir infial olmuş. Ve Erdal Aksünger'i bizzat CHP tabanı suçluyor. Sen nasıl bunu söylersin diye. Erdal Aksünger de zaten bugün basında çıktı. Orada şunu söylüyor. Beni linç ettiler. Hı hı. Ondan sonra CHP yönetimi de bu linçe katıldı. Linç eden CHP tabanı. CHP yönetimi de herhalde anladığıma göre o CHP tabanının büyük infiali karşısında Erdal Aksünger'i disipline vermek zorunda kaldı. Ya öyle demeyeni de tebrik ederiz Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini. Erdal Aksünger'i teröre sahip çıktığı için disiplin kuruluna verdi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için çok iyi bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini alkışlıyoruz buradan. Erdal Aksünger'in YPG'yi, dolayısıyla PKK'yı açıkça savunması ve onun hakkında terör örgütü değildir demesi Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından da cezalandırılması gereken bir eylem olarak tespit edildi. Bu Türkiye'nin hayrına bir olay. O evet. Çok sevinirdi ama bir de başka bir olay var. Yılmaz Ateş de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin FETÖ'ye teslim olduğunu söyledi. Onu da disipline verdi. Bence bu ikisi birbirini tutmuyor. Tutarsızlık var. Yani çünkü FETÖ yani Cumhuriyet Halk Partisi bir tarihte FETÖ'ye teslim olduysa Yılmaz Ateş'in dediği gibi bu gerçeğin ortaya çıkması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de o FETÖ'ye teslimiyetten kurtulması gerekir. Şimdi burada bakın çok önemli bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şimdi FETÖ ve PKK eksenli iki konuda bir ayrılık ve tartışmanın başladığı gözüküyor. Yani Erdal Aksünger YPG terör örgütü değildir diyor. CHP yönetimi bundan dolayı onu disipline veriyor. PKK eksenli bir tartışma bu. Yani sonuç itibariyle CHP'nin de tabanının veyahut da örgütlerinin hızla katılacağı bir tartışma olarak gözüküyor. Tavırlar alınacak CHP'de. Kimisi diyecek ki Erdal Aksünger'in disipline verilmesi iyidir. Kimisi de Erdal Aksünger'i savunur. İkinci bir mesele de Cumhuriyet Halk Partisi içinde çıkıyor. FETÖ ile ilgili Fethullah terör örgütüne teslim oldunuz diye suçluyor Sayın Yılmaz Ateş CHP yönetimine. Onu da veriyorlar disiplin kuruluna. Orada da bu sefer FETÖ konusunda ve FETÖ-CHP ilişkileri konusunda bir ayrışma ve tartışmanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde olduğu gözüküyor. İkisi evet. de bence hayırlı. Yani CHP için ikisi de hayırlı. Bir tartışma ortamı geliştirdi. Yani tartışma olduğu için değil. Yani o CHP'nin YPG bağlantıları, HDP bağlantıları, bir yandan onunla bağlantılar, bir yandan FETÖ'yle bağlantılar şimdi gündeme gelecek. Bu CHP bundan yararlanmayı bilirse onun açısından olumlu gelişmeler olur. Faydalı olacak diyorsunuz. Ha, Türkiye için niye? Evet değerli izleyicilerimiz şimdi bir ara daha vereceğiz. Kısa bir aramız daha olacak. Aramızın ardından bir bölüm daha yapacağız Sayın Perinçek'le. Sizden gelen sorular var. Onları da kendisine ileteceğim Sayın Doğu Perinçek'e. Evet kısa bir ara veriyoruz. Tekrar görüşeceğiz efendim. Evet büyük milletimiz devam ediyoruz çıkış yolu programımıza. Tabii şimdi bugün 28 Ekim konuşuyoruz. Aklınıza sorular gelmiştir. Ya hiç 29 Ekim'den Cumhuriyet'ten bahsetmeyecekler mi diye. Girişte zaten başlattık aslında biraz ama elbette özel olarak bu bölümü tamamen 29 Ekim'e ve Cumhuriyet Bayramımıza. Ama tabii Cumhuriyet Bayramı'nın ötesinde Cumhuriyet fikrini ayıracağız Sayın Perinçek'le. Sayın Başkanım öncelikle ilk ben kutlayayım yine Cumhuriyet Bayramımızı. Bütün izleyenlerimizin Cumhuriyet Bayramlarını Türk milletinin ve bütün insanlığın çünkü insanlık içinde biz ezilen dünyada
sanıyorum ilk cumhuriyet kuranlardınız. Evet. Onun için aynı zamanda insanlık için de çok özel bir gündür 29 Ekim. Herkesi kutluyoruz. Evet. Evet, 29 Ekim bu sene işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını da ekrana getirmiştik programımızın içinde. İşte tekrar söylemek gerekirse kurucuların vizyonuyla ilerleyeceğiz şeklinde kısaca özetleyebileceğimiz bir konuşma yaptı. 29 Ekim kutlaması yaptı. Aynı şekilde Devlet Bahçeli de bugün önemli değerlendirmeler yaptı. O da yine Cumhuriyet'in bir istiklal savaşı yaptığını bugün yaptığımızı söyledi. Aynı vurgulardan bulundu, bahsetti. NATO'nun sorgulanması gerektiğini bir daha tekrar etti, bir daha söyledi. Bunları dile getirdi. Ve Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Devrimi kanunları dedik ve bugünlere geldik. Ve bugün gerçekten Türkiye FETÖ'yü bitirmiş, temizlemiş, terörü bitirme noktasına gelmiş bir ülke noktasında görünüyor. Bugün için yani 100. yıla artık yaklaşırken Cumhuriyet'i biraz bize sizin özellikle tarih bilgisine dayanarak anlatmanızı rica ederiz. Devrimle kurduk biz bu Cumhuriyet'i. Devrimci bir Cumhuriyet'imiz var. Aslında tabii bütün Cumhuriyetler krallıkları, padişahlıkları yıktığı için devrimle kurulmuştur. Ama bizim devrimimiz, Türk devrimi özel bir devrim. Yani Fransız devrimi bir cumhuriyet getirdi. O gelişmiş kapitalist ülkelerde bir çağ açtı. Bizim Türk devrimimiz, yani Mustafa Kemal'in, Atatürk'ümüzün önderlik ettiği Türk devrimi de cumhuriyeti kurdu İstiklal Savaşı'ndan sonra. Ezilen dünyada cumhuriyetin kapısını, cumhuriyetin ufkunu, cumhuriyet vizyonunu açtı. O çok önemli. Yani şimdi de niçin önemli 29 Ekim? Şimdi Türkiye yine bir devrimin eşiğinde. Üretim devriminin eşiğinde. Zaten bizim Cumhuriyet devrimimizde bir istiklaldir, bağımsızlıktır, başı dik yaşamaktır. İkincisi üretmektir. Yani Cumhuriyet devrimi bize aynı zamanda üretim devrimini getirdi. Ondan evvel borçlanan bir Türkiye vardı. Düyunu umumiyeler, yani alacaklarını özel idareler kuran, borçlanma idareleri kuran emperyalistler vardı. Vergileri bile toplayıp düğün-i umumiye idaresiyle ondan sonra vergileri toplayıp alacaklarını tahsil ediyorlardı. Şimdi Türkiye yine bir üretim, Atatürk onu bozdu. Yani o borç batağındaki Türkiye'yi çıkardı, üreten Türkiye haline getirdi. Bizim Cumhuriyet devrimimizin ekonomik cephesi budur. Şimdi yine biz devrimle başarılacak işlerin eşiğine geldik. Yani vatan bütünlüğümüzü sağlamak, bakın ne oluyor? Biz Atlantik'ten kopup Asya'ya yerleşiyoruz. Bu bir devrim. Devrimin iklimine giriyoruz. Avrupa ikliminde, Atlantik ikliminde orada devrim olmaz. O iklim devrimi boğan iklim. Orada devrimler dalgaların arasında yutuluyor, boğuluyor, dibe batıyor. Ondan sonra çünkü o devrim çağını Batı, Amerika, Avrupa çoktan arkada bıraktı, terk etti. Ama şimdi devrimlerin coğrafyasını Asya, Afrika, Latin Amerika, özellikle de Asya. Şimdi Türkiye bu Asya ilişkileriyle Batı'ya kafa tutarak Avrasya'ya yerleşerek devrim iklimine giriyor. Bu yüzden korkuyorlar. Bu yüzden Atlantik'in bütün piyonları Türkiye'de feryat halindeler. Ne diyorlar Atlantik piyonları? Ondan sonra Türkiye Rusya ile beraber oluyor, Çin'le beraber oluyor, felakete gidiyoruz. Evet, felakete gidiyorsunuz. Türkiye'nin bütün sülükleri felakete gidiyor. Yani Türkiye'nin kanını emen sıcak para komisyoncuları, tarikat rantçıları, efendim dolar borsa vurguncuları, kağıtlar havada uçuşuyor. Ondan sonra hiçbir şey üretmeden büyük kaynaklara el koyuyorlar, vurgunlar yapıyorlar. Vurguncular felakete gidiyor. Çünkü Türkiye bir devrim, üretim devrimine gidiyor. Üretim devrimi sülükleri bitirecek. O bakımdan Türkiye yeniden o cumhuriyet ruhuna kavuşmanın eşiğindedir. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bugün o cumhuriyet kurucularının vizyonuna, mirasına göndermede bulunması çok önemlidir. Çünkü o mirasta tek bir şey var. Devrim. Yani cumhuriyet kurucularının mirasında onu özetlersek
tek bir şey var, devrim mirası. Yani işleri devrimle halletmek. Çünkü Türkiye oraya geldi. Yani devrimsiz çözemeyeceği sorunların içine girdi Türkiye. Yani idareyi maslahatçılıkla, işte reformlarla falan filan çözmek artık Türkiye'ndeki sorunları mümkün değil. Yani bir üretim ekonomisi inşa etmek 1980'den bu yana kurulan ve Cumhuriyet devriminin ekonomisini, milli ekonomiyi bitiren bu borç batağındaki ekonomiyi bitirerek, onu devirerek, ondan kurtularak üretim ekonomisini kurmak artık mümkün. Onun için ekonomide de bir devrimin eşiğindeyiz ama aynı zamanda siyasette işte görüyoruz Fethullah Gladyos'unun hapislere tıkılması, 15-16 Temmuz'un bastırılması, şehitler pahasına Türkiye'nin Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Harekatı'yla, en son Barış Pınarı Harekatı'yla Amerika-İsrail koridorlarına girmesi, oraları oralardaki terörü temizlemesi, bunların hepsi devrimci eylemler. Her devrimin kendine göre eylemleri olur ve özellikleri olur. İşte İstiklal Savaşımız ve ondan evvel İttihat Terakki ile başlayan işte 1908 devrimi, 1876 Namık Kemallerin, Mithat Paşaların devrimleri, bunlar kendi karakterlerinde devrimlerdi. Şimdi de Türkiye 2014 yılından bu yana FETÖ'yü ezerek, PKK'yı hapislere tıkarak, Amerikan emperyalizmine kafa tutarak yeni bir devrim çağına, yeni bir devrimci döneme girmiştir. Peki efendim. Onun için 29 Ekim'in bugün hatırlanması şu bakımdan çok çok önemli. O devrimi hatırlamaktır. Devrimin bize verdiği birikimleri, kazanımları ve gücü, manevi gücü, onları hatırlamak ve tekrar tarih gündemine çıkartmaktır. Evet. Peki Atatürk'ün kurduğu partinin bugünkü yöneticileri bu sizin söylediklerinizi görmüyorlar mı? Görmekli olmaz bu. Yani o devrimci bir kökten, gelenekten, devrimci mücadelelerden gelerek olur. Yoksa hatırlayarak kimse unutamaz ki. Yani İstiklal Savaşı'nı bugün Türkiye'de kim unutacak? Yani hatırlamakla, görmekle olacak şeyler değil bu. İşte bu görmekle değil, bir sınıfsal konumdan hayata geçirilecek bir olay. Yani ne olacak? Üretim devrimini isteyen bir sınıfsal temele sahip olacaksın. Yani sen arkanda Gazi Paşa'nın o dikenli salatalık üreticileri olacak. Toros Dağları'ndaki yörükler olacak. Efendim Suvarlı'nın fıstık üreten üreticileri olacak. Balaba'nın çiftçileri olacak. Manisa'nın üzüm üreticileri arkanda olacak. Değil mi? Yani o üretim devrimini özleyen tarım üreticileri, sanayi üreticileri, çarşılarımız Antep'in, Bursa'nın, Balıkesir'in, Kayseri'nin, Konya'nın çarşıları, Gaziantep'in efendim sanayi siteleri vesaire olacak. Onlar arkanızda olursa ve onların partisi olursanız devrimci olursunuz. Siz bunu görüyor musunuz parti olarak efendim? Biz parti olarak onların partisiyiz. Onların içindeyiz. Peki partiniz de durumda gün itibariyle onu sorayım. Ya yani partimiz çünkü büyük bir yükseliş içinde. İşte gidiyoruz Adıyaman'ın dağların ortasında Suvarlı ilçesi. %45 seçimde oy alıyoruz. Halk orada bizi bağrına basıyor. 9 kişilik belediye meclisinin 3'ü artık Vatan Partili. Yani çok küçük bir oy farkıyla 4. belediye meclisi üyeliğini kaybettik. Belediye başkanlığını 200 oyla çok küçük. Evet, Suvarlı'nın Vatan Partisi. Şu hanımları görüyorsunuz. Vatan Partisi, ben gittiğim zaman işte Suvarlı bu. Çağdaş Türkiye. Görüyorsunuz. Hanımlarımızın bu çağdaşlığını görüyorsunuz. Bu sizin oradaki konuşmanız. Bu bizim oradaki konuşmamız. İşte Vatan Partisi, Mehmet Bey bakın şu solunda. O bizim şimdi birinci belediye meclis üyemiz. Geçen gün Ankara'da 3 gün önce gene beraberdik. Az kalsın kolumu kıracaktı. Biraz güçlü görünüyor. Yok hakikaten. Elimi öpecek diye ben elimi öptürmemeye çalışıyorum. O buraya gelirken de kolumu kırıyordu. Şimdi bakın şu insanlarımıza bakın dağların arasında. Ve Gazi Sabancı bizim belediye başkan adayımız. Şimdi
Vatan Partisi küçülüyor diyenler var. Bozguncular. Onun için sordum. Ha, Vatan Partisi küçülüyor diyen bozguncular var. İşte Vatan Partisi nasıl büyüyor? Mesela Suvarlı. Ondan sonra Balaban. Evet, Malatya Balaban. Arkadaşlar işte, bu da Malatya Balaban. Evet. Bu ne başkanım? Ya bu Malatya Balaban'da da yine ben orada şeref misafiriydim. Bu benim aynı zamanda annemin dedesinin memleketi Balaban. Burada da yüzlerce insan benimle fotoğraf çektirdi. Yani fotoğraf herkes de çektirmeye kalksaydık ondan sonra söyleyeyim size bir haftada fotoğraf çektirmek bitmeyecekti. Burada da böyle çok can insanlar, sevgi dolu ondan sonra Türkiye'mizin geleceğine sahip çıkan insanlar. İşte bu da o Darende'nin Balaban, benim dedem, annemin babasının İbrahim Olcaytu, saygıyla anıyorum. Dedem bana yön vermiş bir insandır, öğretmendir. Orada yaptığım konuşma. Bu Vatan Partisi Balabanlardan büyüyor, Darendelerden büyüyor, Suvarlılardan büyüyor. Yörük yataklarından şu büyüyor. İşte, evet. Yörükler. Bu da Yörüklerin toplantısı. Burada da şeref misafiri bizim genel sekreterimiz Utku Reyhanlı'ydı. İşte Utku Reyhanlı da orada baş konuşmacıydı ve çok büyük alkışlarla konuşması sevgiyle karşılandı. Vatan Partisi buralardan, işte bu da Yörük yataklarında büyüyen Vatan Partisi. Ve Vatan Savaşı'nda tabii Vatan Partimiz var. Evet. Bunu şu açıdan da sorayım. Tabii birleştirince biraz önceki konuşmalarımızla bu tabii... Şimdi Vatan Partisi'ne milliyetçisi geliyor. Hı hı. Muhafazakarı geliyor. Solcusu geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi geliyor. Her taraftan Vatan Partisi'nin geldiği nokta çok çok önemli. Çünkü milletin bütün sınıflarından, bütün kesimlerinden Vatan Partisi'ne katılma var. Ama nedir? Mezhepçi takımı. Efendim, Tayyip Erdoğan düşmanlığından bostan şeyine dönmüş, bostan çeviren şeye dönmüş, ata dönmüş, gözleri hiçbir şey görmeyen, bostana koşulmuş unsurlar diyelim. Vatan Partisi'ni göremiyor veya Vatan Partisi saflarından ayrılıyor. Ama ne oluyor? Bir ayrılıyorsa 10 geliyor Vatan Partisi'ne ve sağlıklı bir sürece girdi Vatan Partisi. Çok sağlıklı bir sürece girdi. Sağlıklı süreç derken? Yani Vatan Savaşı'na karşı olan ayrılıyor. Efendim, mezhepçiliğe takılan ayrılıyor. Ama işte gördüğünüz gibi üretici geliyor. Vatansever geliyor. Vatanın birliğinden yana olan biliyor. Milliyetçisi, halkçısı, sosyalisti el ele versin. Türkiye'nin büyük çözümünü üretsin, yapsın diyenler geliyor. Onun için Vatan Partisi 2014 öncesiyle 2014 sonrasındaki olayı yaşıyor. 2014 öncesinde neydi? BOPEŞ başkanlığı vardı ve ona karşı mücadele ön plandaydı. O dönemin saflaşması, mevzilenmesi farklıydı. 2014 yılında işte burada Vatan Partisi buralarda büyüyor. Diyarbakır kapılarında büyüyor. Evet. Diyarbakır analarıyla Vatan Partisi büyüyor. Başbağlarda büyüyor. Meltem Ayvalı arkadaşımız, Cumhuriyet Kadınları, Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı ve bizim başkanlık kurulu üyemiz Başbağlara gidiyor. Orada birinci konuşmacı oluyor. Ta Kemaliye'nin o PKK'nın 34 köylümüzü öldürdüğü yerler. Ondan sonra yani Vatan Partisi bütün Türkiye'nin emekçi yataklarından ondan sonra Türkiye'yle, Kürt'üyle vatanımızın dört bucağından, dört köşesinden büyüyen bir parti. Evet. Şimdi özellikle işte 2015 tabii yılındaki... Tabii bunu bundan korkuya kapılan bir emperyalizm var. Ve o korkunun bizim Vatan Partisi'ne yansımaları da var. Yani emperyalizmle aynı ruh halini paylaşanlar, gericilikle aynı ruh halini paylaşanlar, aynı gemideyiz stratejisini kavramayanlar, ondan sonra Vatan Partisi aynı gemide olduğu için küçülüyor diye görüyorlar. Bunlar da Vatan Partisi'nin Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi, bütün vatanseverlerle falan Barış Pınarı'nda
Afrin'de, efendim Fırat Kalkanı'nda ve FETÖ'yü zindanlara tıkarken 15-16 Temmuz gecesi Tayyip Erdoğan ile, Doğu Perinçe ile, Devlet Bahçelisi ile bütün milleti birleştiren, o cepheden ürken, korkan, bunu istemeyen unsurlar var. Vatan Partisi'nde de var bunlar. Ama Vatan Partisi bunları aşıyor ve partide çok büyük bir bilinç sıçraması var. Evet. Şimdi bu bizim önümüzü açtığı için de Vatan Partisi çok geniş yığınlarla buluşabileceği bir vizyon diyelim. Evet. Bugün bir madem Cumhurbaşkanı vizyon dedi, bugün o vizyon içine giriyor. Evet, evet. Bu Urfa herhalde, işte burada da Urfa görüyoruz. Urfa değil bu. Yok, bu Görük şeyi herhalde. Görük yürüyüşü, evet. Evet. Urfa değil. Toros Dağları. Toros Dağları, evet. Antalya Yörükler Derneği'ne katılmış vesaire. Evet. Şimdi burada çok ilginç bir nokta tabii. 2015'te Vatan Partisi'nin kongresinde, yani ismini Vatan Partisi olarak teşkil edildiği kongrede, 2015 sanırım, 15 Şubat 2015'te. Evet. Ondan sonra gerçekten Türkiye'de biraz önce de söylediğimiz gibi, o İsraillerin de söylediği o 5 yıllık süreç çok hızlı biçimde ilerledi ve Türkiye bir rotaya oturdu gibi görünüyor Sayın Başkanım. Şimdi bu noktadan bakıldığında Cumhuriyet Devrimi kanunları uygulansın dediğimizde ve Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptığınızda siz biraz da şunu görmek istiyorum, ben duymak istiyorum daha doğrusu. Çeşitli çalışmalar da yürütüyorsunuz gördüğüm kadarıyla partinizin teşkilatları. Örneğin yarın yürüyüşler gerçekleştirecek Vatan Partisi. Evet. Şimdi yarın Ankara'da 12'de Güven Park'ta buluşuyoruz. Yarın 12 Güven Park. Ankara'da ve afişleri de var arkadaşlar. Evet, onları rica edeyim ekrana. Vatan Partisi, Öncü Gençlik, Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, efendim Öncü Kadın gibi kitle örgütleri ve Vatan Partisi hep birlikte yarın 12'de Güven Park'ta buluşuyor ve bir yürüyüş yapacak. Yine işte bakın, çok güzel Mehmetçiğe selam yürüyüşü. Çok da güzel bir afiş yapmışlar. Yapmış. Güven Park dolmuş durağı şeklinde. Mehmetçiğe selam. Bugün Cumhuriyet bu. Mehmetçiğe selam çakmak. Cumhuriyet'in bugünkü anlamı, devrimciliğin bugünkü anlamı Mehmetçiğe selam göndermek, selam çakmak. Selam vermek. Evet. Cumhuriyet devrimi bugün Mehmetçik'le korunuyor. İstanbul'da da hakaretler Atatürk evinin orada saat 15'te, öğleden sonra 3'te buluşma var İstanbul'da. Orada da bir yürüyüş yapılacak. Yani Ankara, İstanbul'da Vatan İzmir'de Partisi, evet, İzmir'de de yapılıyor. Vatan Partisi Ankara, İstanbul, İzmir'de Cumhuriyet Devrimi eylemleri yapıyor. Bunu i̇şte da bu da görelim. İzmir'deki 15.30'daymış. Evet, Vatan ve Cumhuriyet için yüreğimiz Mehmetçik'le. Evet. Burada da Mehmetçiğe selam duruşları var. Bir yürüyüş yapıyoruz. O da Karşıyaka İzban önünde saat 15.30'da İzmir'de. Hı hı. Türkiye Gençlik Birliği önderliğinde bir yürüyüş yapıyoruz. Evet, bu yürüyüşler tabii Cumhuriyet Bayramı olması ötesinde sanırım bu sene biraz daha fazla, sizin de söylediğiniz gibi aslında güzel de bir başlık atmış olduğunuz kanaatimce, işte Cumhuriyet bugün Mehmetçiğe selam çakmaktır diye. Evet, evet. Gerçekten öyle, işte selam çakan Atatürk'ün selamını da koymuş, evet, arkadaşlarımız. Evet, Atatürk de çok güzel, evet. Çok güzel, bu milli sporcularımızın da artık bir adeti haline geldi. Evet, en çok sonunda güzel. Handball, voleybol, handball milli takımımızın sporcuları selam çakmışlar. Onun da vardı görüntüsü. Tabii bu bazı insanlar tarafından pek algılanamıyor galiba, özellikle Batılılar tarafından, ama biz Türkiye'de sanırım bunu daha iyi kavrayabiliyoruz, daha iyi anlatabiliyoruz. Biz devrimci bir milletiz. Savaşan, bu şu anda Amerikan emperyalizmine karşı savaşın, barutun kokularının daha uçup gitmediği, burnumuzda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Tetikteyiz. Evet. Şimdi Sayın Başkanım, 29 Ekim tarihi dediğimizde bizim Ulusal Kanal için de bir özellik var. 29 Ekim 2000 tarihinde Ulusal Kanal yayına başladı. Evet. Ve dolayısıyla yarın aynı zamanda Ulusal Kanal... O 29 Ekim değil, 30 Ekim. 30 evet. Ekim'de kuruldu Ulusal Kanal. Yani 29 Ekim'in açtığı yoldan bir gün sonra kuruldu. O zaman yani... genel başkan kararıyla. Tıpkı kanun kuvvetinde kararname gibi. 30 Ekim olarak. Biz de 30 Ekim olarak ilan ediyoruz Ulusal Kanal'ın kuruluşunu. Çünkü 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşu.
30 Ekim'de bir gün sonra, yani hemen onun arkasından, onun açtığı yolda ulusal kanal kuruldu. Ulusal kanal, Cumhuriyet'in kanalı, İstiklal Savaşı'nın kanalı, üreticilerin kanalı, alın teri sahiplerinin kanalı, emek verenlerin kanalı, gençliğin kanalı, dinamizmin kanalı, paylaşmanın, aydınlanmanın, el ele vermenin, gönül gönüle, omuz omuza vermenin kanalı. Yani bizim bütün tarihsel mirasımızı, birikimimizi, erdemlerimizi paylaşmak, gönül birliği, bunları geleceğe taşıyan kanal, ulusal kanal. Evet, siz de tabii aslında ulusal kanalda yıllardır çıkış yolu programını yapıyoruz. Birlikte yapmıştık daha önce. Sonra Rafet Ballı şu anda korsan olarak yapmış oldu. Rafet Ballı ile de birlikte yapmıştık. Rafet Ballı uzun süre tek başına sizinle yapmıştı. Siz başka arkadaşlarımızla yaptınız. Yani aslında bir bakıma ulusal kanalın içinde emektar program konuklarından biri olarak da sizin Sayın Başkanım yer alıyorsunuz. Ama ulusal kanalda çalışanlar ihtiyarlamaz, yaşlanmaz, ondan sonra yorulmaz, acıkmaz. Evet, öyle. Yani, aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de işte bu Cumhuriyet Bayramı'nda bunları bir kez daha söylemek istiyoruz. Şuna gelmeye çalışıyorum. Şimdi geldiğimiz süreçte ilginç bir durum ortaya çıktı. Sizin bu Cumhuriyet değerlerinizi savunmanıza karşı çıkan ama Cumhuriyetçi olduğunu söyleyen, işte ya da ne bileyim işte ilerici olduğunu söyleyen çevreler var ve size açıkça işte siz artık Atatürkçülükten döndünüz, vazgeçtiniz gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunu sosyal medyada sıklıkla söylüyorlar. Bunlar neye dayanarak sizce bunu söylüyor? Yani siz gerçekten Atatürkçülükten vaz mı geçtiniz? Başka bir tarafa mı dönüyorsunuz? Vallahi şimdi bugün Atatürkçülük ne? Bugün Atatürkçülük Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğin yanında olmak. Bugün Atatürkçülüğün başka bir tarifi yok. Atatürkçülük demek Anıtkabir bahçelerindeki çiçekleri koruma demek değil. Savaş cephesinde olmak. Bugün Atatürk bize büyük bir miras bıraktı. Bağımsız bir vatan bıraktı. Seccadelerimizi serecek toprak bıraktı diye dün Suriçi platformunda da söyledim. Bir vatan bıraktı bize. Ondan sonra onun için Atatürk birinci madde Atatürkçülüğü nedir? Bağımsızlıkçılıktır, milliyetçiliktir. Yani cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik değil mi Alto? Evet. Ama bunun birinci maddesi bağımsızlıktır. Çünkü bağımsız bir Türkiye'de ancak çağdaş bir şekilde başidik olarak üreterek yaşamak mümkün. O bakımdan şimdi bu sizin dediğiniz suçlamaları yapan varsa onlar ne? Barış Pınarı'nın karşı tarafında olan Mehmetçik'ten kaçanların suçlamaları bunlar. Mehmetçik'in önünde duramayan, kaçan PKK'nın, HDP'nin veya Diyarbakır analarının kapısına gidip dayandığı HDP'den gelen suçlamalar, PKK'dan gelen suçlamalar, onlarla birlikte bozguna uğrayan bu sahte solcu takımının suçlamaları veya işte mezhepçilik vesaire o şekilde Türkiye'yi bölmek isteyenlerin suçlamaları. Tabii devrimcilere her zaman bu suçlamalar olacaktır. Nasıl Atatürk o suçlamaları göğüsleyerek büyük başarılar kazandı ve o devrim eylemlerini yaptı. Zaten Vatan Partisi'nin tarihi de bu suçlamaları göğüsleme ve ezme tarihidir. Bakın o suçlayanlardan kimse kalmadı. Suçlayanlar gidiyor, yerine yeni suçlayan geliyor. O gidiyor, öbür suçlayan geliyor. Gidiyor, diğer suçlayan geliyor. Ama onların karşısında hep başarı kazanan ve onları telef eden, tasfiye eden bir Vatan Partisi var. O 50 yıldır dimdik ayakta büyüyerek yoluna devam ediyor. Evet. Gerçekten bu tabloya baktığımızda bir de sizi sürekli takip ettiğini gördüğümüz aslında şöyle bir tablo da var. İşte muhafazakar diye bir tanımlama ve ilerici diye bir tanımlama. Türkiye'de böyle bir tanımlama yapılıyor. Televizyonlarda sıklıkla ya da yayın organlarında duyuyoruz. Sizce Türkiye'deki nasıl bir saflaşma? Yani Türkiye'nin nasıl bir tablo çizersiniz? Bugün Vatan Savaşı ve üretim devriminin belirlediği bir saflaşma var. Aslında ikisi de aynı. Çünkü bu vatan varsa üretim yaparsın. Üstünde üretim yapmadığın toprak da vatan değildir. Yani bir toprak vatansa o orada üretim yapılıyordur. Ve
üretim yapabilmek için de bulutların üzerinde üretim daha yapılmıyor. Toprakta üretim yapılır. Bir vatanın olacak. Onun için vatan ve üretim kavramları birbirini tamamlayan kavramlar. Ve tabii vatan her zaman uygarlık coğrafyasıdır. Uygarlığın inşa edildiği topraklardır. Ve bağımsızlığın, bayrağın dalgalandığı topraklardır. O bakımdan bütün bu kavramlar birlikte. Hı hı. Şimdi Sayın Başkanım, biraz bu Bagdadi'nin öldürülmesinden sonra ya da o açıklamanın yapılmasından sonra Süleyman Soylu'dan bir açıklama geldi. Süleyman Soylu dedi ki ya Bagdadi ile bu Mazlum Kobani denen Ferhat Şahin miydi? Yani o adamın arasında ne fark var diye sordu Amerikalılara. Çok güzel soru. Siz de herhalde bu soruyu nasıl değerlendirirsiniz? Ne diyorsunuz? Çok doğru. Bagdadi de terörist başı. O dedikleri Mazlum adını taşıyan kişi de terörist başı. İki tane terörist başı. Peki Temsilciler Meclisi'nde ağırlanması için vize verilsin diye yazılar yazılıyor falan. Bu adam hukuki şimdi olarak bakın, bir şey söyleyeyim. Temsilciler Meclisi'nde ağırlanmak bir şeref değil ki. Onu yani Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye karşı savaştığı için ağırlanan adamın torunları, çocukları falan hep bunu gizleyecekler. Bununla utanacaklar. Ve Amerika'nın piyonu olmak, uşağı olmak, Amerika'nın verdiği silahlarla savaşmak, bunlar bir insan için en büyük utanç. Onun için buradan şu çağrıyı yapıyoruz. Yani Türk ordusunun karşısında olan Anadolu evlatlarına, Batı Asya evlatlarına elinizdeki Amerika'dan aldığınız silahları yere atın. Amerika'dan aldığınız mermileri Mehmetçi'ye ve bölgemizdeki Suriye askerine, bundan sonra diğer vatanlarını savunan Suriye'nin, İran'ın, Irak'ın insanına ve askerine Amerikan silahıyla ve mermisiyle kurşun atmayın. Bu çağrıyı yapıyoruz. Atın o silahları elinizden ve Türk adaletine, Türk devletine teslim olun. Ve bu olacak, göreceksiniz. Yani Kandil dahil ya kaçacaklar, kaçıp da gidebilecekleri bir yer de yok. Ölüme gidebilirler ancak ve Türk ordusuna veya Suriye ordusuna teslim olacaklar. Irak ordusuna, İran ordusuna teslim olacaklar. Şimdi Mehmet Doğan, biraz önce siz açıklarken tabii söylemiştiniz, bir daha şey yapalım. Adil Turan Tunceli İl Başkanı, il yöneticisiydi diyor. Hasan evet. Erkılıç da Hozat, Nazımiye evet, ilçe yani başkanı diye. Evet, biraz evvel de beni Özay Gökçek arkadaşım uyardı. Evet. Yani dil sürçmesiyle Hozat dedim. Nazımiye ilçe başkanımızdı Sayın Hasan Erkılıç ve PKK tarafından şehit edildi. Şehit edildi. İlhan Arıcan diyor ki 1970'lerde Sovyetlere sosyal faşist dedik. Eğer Doğu Perinçek o yıllarda iktidar olsaydı Atatürk'ün Sovyetler hakkındaki vasiyetine nasıl uyacaktı ya da uyacak mıydı diye bir soru. Sosyal faşist diyenler Atatürk'ün vasiyetine uyar. Çünkü Atatürk Sovyetler Birliği ile dayanışmayı savundu. Yoksa Gorbaçovlarla, Yeltsinlerle Amerika'ya teslim olan ve Sovyetler Birliği'ni kapitalizme götürenlerle zaten Türkiye beraber olamazdı. Atatürk kimle beraber oldu? Sovyet devrimini yapan Leninlerle, Stalinlerle beraber oldu. Yoksa Sovyet devrimini yıkanlarla beraber olmadı. Evet. Bugün de Sayın Putin, Rusya'nın lideri, yeniden o Rusya'nın bağımsızlık ruhunu, o devrim ruhunu canlandıran, ayağa kaldıran bir lider olarak mücadele ediyor. Onun için o Sovyetler Birliği'nde sosyalizmi yıkanların bir devamı değil, Sovyetler Birliği'ndeki devrimci eylemleri yapan, başaran o geleneğin bir devamı olarak gözüküyor. Evet. Efendim, bu arada kimdi? İlhan Arıcan'ın sorusunu cevaplamış oldunuz. İsmini okumayı unutmuşum değerli izleyicimizden. Özür diliyorum İlhan Bey. Ve Aslı Seymen, yine Balıkesir'den. Cuma günü Ulki Cevizoğlu'nun televizyon programında Rusya'nın son mutabakatında YPG PKK'yı terör unsuru olarak değil, Kürt savaşçılar olarak gördüğünü iddia etti. Buna ne diyorsunuz? Diyor. Hayır, öyle bir şey yok. Yani yanlış. Ulki Cevizoğlu dostumuz. Ben mutabakat maddelerini ezbere biliyorum. Kürt savaşçılar diye bir şey yok.
Hulki Cevizoğlu yanlış bilgi vermiş. Birinci maddede bütün terör, her türlü terör hareketi ve unsuru şeklinde hedef alınıyor ve aynı zamanda şeyin de Türkiye ve Suriye'nin de terörü temizlemesine yönelik çok esaslı maddeler var. Yani Kürt savaşçılar diye bir şey yok. Yani Soçi mutabakatında böyle bir kavram. Şimdi o tartışma şöyle oldu. İşte Türkçesi ayrı metin, Rusçası ayrı metin şeklinde bir gündeme getirdiler falan. Hayır efendim, bu da çok yanlış. Bunlar bakın, alet olmasın kimse bunlara. Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak, Rusya'ya karşı bugün güvensizlik yaratmak isteyen Amerika Birleşik Devletleri. Niçin? Türkiye zincirlerini kırıyor. Ve hangi iklimde kuruyor? Rusya dostluğu, Irak, İran dostluğu, Suriye dostluğu, Çin dostluğu ikliminde kuruyor. Türkiye'yi bu başını dik tuttuğu, ayağa kalktığı iklimden koparmak için, tekrar Türkiye'yi Atlantik sistemin içine çekmek için bu tür bir propaganda var. Amerika merkezli bir propaganda var. Hiçbir yurttaşımız bu propagandaya alet olmaz. Şimdi iki ilginç yani şunu söyleyeyim. Rusya düşmanlığı bugün Türkiye düşmanlığıdır. Burada Türkiye'de bugün Çin düşmanlığı, o da Türkiye düşmanlığı. Çünkü bunun arkasında Amerika var. Hı hı. Şimdi iki ilginç soru var Sayın Başkan. İki ilginç bakış açısıyla sorulmuş sorular. Bir tanesi Şaban Kızıl sanırım ya da Kurel. Arkadaşların yazısını okumakta güçlük çektiğim için özür dilerim eğer yanlış okuyorsam. Ama Bursa'dan Şaban Bey diyelim. Recep Tayyip Erdoğan Atatürk düşmanıdır. Ancak günün koşulları gereği Atatürk ve devrimlerine sarılmak zorunda. Doğu Perinçek bunu biraz daha açık söyleyebilir mi diyor. Öyle ben mi diyor? Bu fikre hiç katılmıyorum ve bu fikri de çok zararlı görüyorum. Hatta Şaban Bey kuşkusuz Atatürk düşmanı değil ama Atatürk düşmanlarının işine yarayacak bir fikir ileri sürüyor. Çünkü bugün Barış Pınarı Harekatı'nı kararını veren bir hükümeti veyahut da FETÖ'yle 15-16 Temmuz'da Amerika Gladyosu'yla hesaplaşan bir hükümetin başkanını ve Amerika'ya kafa tutan bir hükümetin başkanını bu şekilde Atatürk düşmanı diye suçlamak herhalde Atatürk'e karşı en büyük vefasızlık ve sadakatsizlik olur. Kadir Bey de, Kadir Uğurluoğlu da İstanbul'dan mesaj göndermiş. O da şöyle diyor. Ben devrim kelimesinden korkuyorum. Devrim komünizmi çağrıştırıyor ve bölücülüğü aklıma getiriyor. Devrimi ve devrim kelimesini daha detaylı açıklayabilir misiniz? Demiş. Bizim devrimimizin altı okunun altıncısı devrimcilik. Devrimcilik oku aslında cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik oklarının hepsini çelikleştiren oktur. Bütün bu okların her birinin içinde devrim var. Cumhuriyet bir devrim, bağımsızlık, milliyetçilik bir devrim, halkçılık bir devrim, laiklik bir devrim ve devrimcilik bütün bu okları kucaklayan, zaten bu altı okun grafiğini de hatırlayalım. Hı hı. Alttaki altı ok bir anlamda bir o devrimci temeli ifade eder. O grafiği de olağanüstü güzeldir. Belki de dünyada gelmiş geçmiş en güzel grafiktir o. Altı ok bizim, devrimci altı okumuz. O bakımdan devrimden korkacak bir şey yok. Devrimden korkarsanız bugün Türkiye vatandaşı olamazsınız. Yani biz bir devrime borçluyuz. Evet. Aydınlanmamızı, başidik yaşamamızı, insanlığımızı, hümanizmimizi hepsini bir devrime borçluyuz. Devrim olmasaydık biz neydik? Bu soruyu sormasını rica ederim bu değerli arkadaşımızdan. Devrimden evet. Korkacak bir şey yok. Kadir Bey'e soruyoruz. Evet, yani bakın Amerika'da bir devrimle kuruldu. Efendim, Fransa'da bir devrimle kuruldu. Eğer Fransız devrimi olmasaydı ne olacaktı? Tabii öyle bir şey yok. Devrim olmasaydı faraziyesi de çok yanlış. Çünkü devrim oluyor. Hı hı. Onun için devrimden korkarak çözülecek hiçbir problem yok. Devrimci mücadeleye katılarak bütün problemler çözülür. Evet. Sayın
Hamiyet Kıraç İstanbul'dan, Doğu Bey'in bahsettiği kişi bildiğimiz Ethem Sancak mı demiş. Evet evet. Yani o Diyarbakır'da Sayın Ethem Sancak, Diyarbakır'da Vatan Partisi'nin il başkanı olduğu 1970'lerin sonunda, 78-79 oralarda Diyarbakır il başkanımızdı ve PKK'nın silahlarına hedef oldu. Onunla beraber olan arkadaşlarımızdan yaralananlar, morga kaldırılanlar oldu. Ethem Sancak o diyelim çatışmalardan, çarpışmalardan sağ salim çıktı. Bir eşi de yanındaydı o saldırıya uğradıkları zaman hatırladığıma göre. Ondan sonra o Ethem Sancak. Yani Adapazarı'ndaki bugün tank palet fabrikasının sahibi olan Ethem Sancak. Efendim Melih Sürmeli demiş ki 3 İsrail terimini 1987 yılında kullandık. 97'de değil. Biz de 1980 dedik galiba. Evet. 87 dedik. 97 demedik. Eğer dilimiz suçtuysa affedelim. Affola. Affola. Lütfen affedelim. Bizi affedin efendim. Düzeltmiş olalım. Melih Sürmeli'lere de selam, saygılar Aydın'dan yollayalım. Evet. Selamlarını göndermiş. Melih bize. Sürmeli Aydın'da değil. İzmir demiş şimdi. Aydın diye yazmış Didim. Arkadaşlarımız. Didim'de. Evet. Şehir Didim'de Aydın dişçilik diye. Yapıyor. Evet. Evet. Diş hekimi. Ay tabii Didim Aydın. Bakıyorum. Aydın'da oluyor evet. Galiba. Evet. Ama Aydın değil. Didim'de diş hekimi. Evet. Hataylıdır kendisi. Hatay'ın Sürmeli ailesi bayağı geniştir diyorsunuz. Geniş bir aile. Evet. Lübnan'da olan halk hareketiyle ilgili bilgisi var mı Sayın Perinçeli'miz Saniye Turan? Bize bilgi verebilir mi? Lübnan'da bir halk hareketi var diyor. Herhalde söyleyecek bir vallahi şey. Lübnan'da halk hareketleri var doğru. Ama sürekli oluyor yani evet. Zaten Lübnan biraz kaygan bir zemin olduğu için. Lübnan mı Libya mı acaba söylüyor? Lübnan, aynen. Lübnan diye yazıyor. Bir gösteriler oldu ya şimdi Sayın tabii, Başkanım. Evet. Onu kastediyor değerli izleyicimiz. Evet yavaş yavaş toparlayacağız sanırım. Tekrar Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz tabii yurttaşlarımızı evet. Bir kez daha. Bir de başkanım şeyi sormak isterim ben. Aslında bunları ara sıra yapıyoruz programımızda malum. Ne olacak bu Galatasaray'ın hali? Yani geçen Fenerbahçe'yi bildiğinde çok mutlu oldum. Beşiktaş'ı kutluyoruz. 1-0 evet. Galatasaray'ı yendi. Ve tadı geliyor ligin. Geliyor değil mi? Çünkü daha böyle rekabet olacak. Birbirine yakın puanlar. Ama Galatasaray çok iyi bir takım kuruyor. Tabii gol sıkıntıları var ama aslında gole dönük bir takım. Yani savunma değil, gol atması gereken bir takım. Saint Germain maçında ve Real Madrid maçında çok iyiydi. Beğendiniz yani Galatasaray'ı. Yani özellikle Saint Germain maçındaki Avrupa'nın bence en iyi 2-3 takımından biri Paris Saint Germain. Yani onlara bir aralık bayağı ikinci devrede kök söktürdüler ve neredeyse onları hapse aldılar. Vakit buluyor musunuz Real Madrid maçlara gitmeye? Eskiden giderdiniz biliyorum. Eskiden çok giderdim ama şimdi televizyondan izliyorum. Televizyondan izliyorsunuz. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın teşekkür Başkanım. Ederiz. Çok sağ olun. Bugün başım. De böyle noktalıyoruz. Değerli Ulusal Kanalizasyoncu Sayın Doğu Perinçek'in de Vatan Partisi Genel Başkanı'yla çıkış yolu programını gerçekleştirdik. Umarız doyurucu bir program olmuştur. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Saygılar sunuyoruz. İyi geceler efendim.